Eksik olmayın. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, değerli konuklar. Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e hoş geldiniz. Halil İmir geliyor. Merhaba. Merhaba. Lütfen. Lütfen. Beraber oturalım. Ben ev sahibim, oturursunuz. Lütfen, büyüğüm müsünüz? Büyüğün sözünü dinleyin, lütfen oturun, yarışmaya başlayalım. Tamam. Halil Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz, zor oturdunuz. Sizi bekledim. Ben ev sahibi sayılırım, o yüzden misafirlerimize öncelik veriyoruz. Teşekkür ederim. Olarak. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Siz iyi misiniz abi? Teşekkür ederim. Sizi tanımak isteriz. Halil ben, Halil İmir. Normalde İstanbul'da oturuyordum. Şu anda İzmir'deyim. İstanbul şartları başından geçen bir olaydan sonra beni İzmir'e gönderdi. İzmir'den geliyorum, Sığacık'tan. Nasıl bir olay geçti size? Tekrar İzmir'e attı. Bir alışveriş işimiz vardı bizim İstanbul'da. Dolandırıldım diyeyim ben şöyle kısaca size. Yani veriş yaptım, alışı yapamadım. Ondan sonra dedim ki benim yavaş yavaş dediğim burada ben bunları kaybettiysem İstanbul'da bırakıyorum. Eda'ya dedim ki eşime. Eda dedim hadi kalk gidiyoruz. Nereye? Dedim İzmir'e gidelim. Çıktık gittik İzmir'e yerleştik. Aslan kimse... İzmirli miydin zaten? Ben Gelibolu'yum normalde. Gelibolu. Evet. İzmir'e yerleştik. Kimsemiz yok İzmir'de. Aldık başımıza gittik. İyi ki de gitmişiz. Şu anda İzmir'deyim. Sığacık'tayım. Balıkçıyım. Kıyı balıkçılığı yapıyorum ben. Spin balık avcısıyım. Daha çok güzel. O şekilde... İstanbul'dayken ne yapıyordunuz? İstanbul'dayken ticaretle uğraşıyorduk. Ev ticaretlerimiz oluyordu. Araba ticaretlerimiz oluyordu. Veriyordunuz, almıyordunuz. Evet. Son zamanlarda verdim, alamayınca dedim ki benim hiçbir şeyim kalmadı artık. Yapacak da bir şeyim yok. Ben dedim gidiyorum. Yoksa beni alacaklar burada. İzmir'e gittim. İzmir'de Sığacık'tayım şu anda. Şimdi İzmir'de balıkçılıkla geçiyor mu hayat gerçekten? Geçiyor. Yani orada ne yaparsanız kazanırsınız. Yeter ki çalışmayı sevin. Her şeyle geçiyor orada. Harcamalara dikkat ediyorsunuz. Tabii, küçük tabii. Bir hayat. Evet, küçük bir hayat. Bir yeter. Yer zaten. Çok şükür. Evet, çok çok mutluyum. Çok çok rahat. Kafam da rahat. Oldukça biz de rahat ediyoruz zaten. Harika. Hobilerinizi soracağım ama zaten balıkla... Yani hobilerim... Ben yemek yapmasını çok severim. Kara kalem çalışırım tribal. Hı-hı. Ata binerim. Bisiklete binmeyi çok seviyorum. Uzun yol. Bu şekilde hayatımda... Yani yaşadığınız yerlerde çok uygun. Tabii tabii tabii. Hep bisiklet. Her yere bisiklet. Eğitim hayatı nasıl geçti Halil Bey? Ben Aydın Üniversitesi Radyo Televizyon okudum. Ama ondan sonra işim yapmadım. Yani normal ben... galeri, benim abimin galerisi falan vardı. Hı-hı. Ben abimin yanında işe başlayınca baktım para da güzel geliyor. Çalışıyorum, para kazanıyorum. Dedim çok çok güzel. Bu şekilde devam edeyim. Ondan sonra böyle ticarette devam ettim. En son şu anda Sığacık'tayım. Balıklarla rahatım. Huzur içerisinde. Huzur içindeyim. Sakin zaten. Tabii tabii, çok mi? Çok sakin. Slow City grubuna girdi galiba Sığacık. Evet evet tabii. Sığacık. Sivrihisar'da mı girmişti? Sivrihisar'da yeni girdi. Ama ilk Sığacık'ta mı başlamıştı? Sığacık'ta. Kimle geldiniz? Ben arkadaşımla geldim. Geçen sene bir Nişantaşı'na gelmiştim ben buraya yazın. Hı-hı. Nişantaşı'na gezerken ben tatlıyı çok severim. Bir tatlıcıya girdim. Oranın sahibi, daha doğrusu birisiyle tanıştım orada. Hem oranın sahibi çıktı hem de şefi çıktı. Polat diye bir arkadaşım var. O gün bugündür görüşüyoruz. Onunla geldim. Sözü kendisine verelim. Tabii. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Kenan Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim ben. Sizi de tanımak isteriz. Ben Polat Can İsen. Halil abim benim manevi abim oldu tanıştığımızdan beri. Benim dükkanımı ziyaret etti. Hı-hı. Orada tanıştık, güzel, hoş sohbet yaptık. Çok da eğlenceli bir adamdır. Bilgilidir ama güzel kalbi yüzünden çok zarar gördü. Bundan sonra beraberiz hayatta onunla. Güzel bir şekilde hayatımız gidiyor. Harika. Teşekkür ederim. Yarışma için ne diyeceksiniz? Yarışma için ben de heyecanlıyım. Yani bol kahkaha bekleyecek bizi. Öyle şimdi mi? Kendi söyle. Tanıyacaksınız birazdan. Merak ediyorum. Eyvallah, çok teşekkürler. Hayırlısı olsun inşallah. Allah zihin açıklığı versin diyorum. Teşekkür ederim. Amin. Umarım. Teşekkürler Polat Bey. Teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Halil Bey, kuralları biliyorsunuz. Evet. Hazır mısınız? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Dişi aslanların genellikle nesi olmaz? A. Pençesi, B. Kulakları, C. Kuyruğu, D. Yelesi.
pençesi olabilir. Kulakları vardır. D yelesi son kararım diyorum. Evet, evet. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum Halil Bey. Teşekkürler. Sırada ilk paralel sorumuz var. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Kendisinden bahsedilirken tekin biridir denen kişi için kastedilen hangisidir? A. Kibirli olduğu. B. Egoist olduğu. C. Güvenilir olduğu. D. Yalancı olduğu. Kibirli olduğu değil, egoist olduğu, yalancı olduğu tekin değil. C. Güvenilir olduğu tekin biridir. Son kararım. Geliyorum Halil Bey. Oh, teşekkür ederim. İlk barajı geçtiniz, 5000 lirayı garantilediniz. Teşekkürler. Bir hedef var mı aklınızda? Yani hedef benim aklımda çok büyük ama büyüğün de küçüğü olabilir. 500 bin, 300 bin de. Umarım, tabii, umarım gönlünüze göre olur. İnşallah. Sırada hepimiz üçüncü için. Sorumuz var. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Motorlu taşıtların motorunda pistona güçlü bir itiş sağlamak için gaz karışımının yandığı veya patladığı yere ne ad verilir? A. Prizma. B. Koni. C. Silindir. D. Piramit. Evet. Şöyle baktıkça şaşırtmaçta sorular da var. Ben burada C. Silindir son kararım diyorum abi. Gelsin. Tebrik ediyorum Halil Bey. Teşekkür ederim. Neticede değil mi? Arabalarla, motorlu taşıtlarla evet, aranız fena değil. Uğraşmışız zamanında. Gerçi son bir alışverişten sonra bir daha kestim, ilişkiniz attım, kesildi yok, ama. Kestim attım abi, yok yok. Kestim attım ben, böyle rahatım. Ama yakıtın nerede yandığını, sinirlerin evet, içinde yandığını biliyorsunuz. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Dördüncü soruya geldik. 10 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Tavla oynarken atılan zar, pencü yek geldiyse zarların üste gelen benekleri hangisini gösterir? A. 6-5, B. 5-1, C. 4-3, D. 3-2. Oo, çok da biliyorum ben bunu aslında da. Ben pencü yek. Ben burada telefon jokeri hakkımı kullanabilir miyim? Kullanmak istiyorum. Tabii ki. Yarışmacımız telefon jokeri hakkını kullanmak istedi. Aa. Jokerleri tanıyoruz. Ya, Sefer Meriç, Murat İpek, Serkan Erbaklancı. Evet. Kim arıyor? Ben Murat İpek'le görüşmek istiyorum. Yakınınız nedir? Benim Ambarlı Gümrük Limanı'ndan gümrük müşaviri kendisi. Çok sevdiğim bir abim. Siz ilk başta biliyorum ki tavla oynayan bir insan evet, haliniz de var. Evet evet yani son işte, anda joker kullanıyorum deyince ben bir es verdim. Abi, emin yek, misiniz? O pencüde ben bir gittim geldim. Pencü beni kafam karıştı pencüde. Öyle mi? Peki. Yekte tamam da pencüde. Murat Bey iyi akşamlar. Kenan İmirzalıoğlu ben, nasılsınız? İyi akşamlar Kenan Bey, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yarışmacımız Halil İmir dördüncü soruda takıldı. Size danışmak istedi. Buyurun. Halil Bey şimdi soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Murat abi soruyorum. Tavla oynarken atılan zar pencüye geldiyse zarların üstte gelen beneklerin hangisi gösterir? A. 6-5 B. 5-1 C. 4-3 D. 3-2 B. 5-1 Evet 5-1. Boşuna aradım abi size. Teşekkür ederim. Sesini duydum. Hoşça kalın. Teşekkür ettim abi size. Evet. B 5-1. Son kararım abi. Ya. Bunu çok kafam karıştı benim abi orada ya. Halil Bey. Pencü kafanızı karıştırdı. Yekin bir olduğunu biliyordunuz evet, herhalde. Biliyorum ama orada. Biliyorsunuz değil mi? Evet biliyorum. Yekin bir olduğunu evet, biliyorsunuz. Pencü kafanızı evet, karıştırdı. Evet pencü kafamı karıştırdı. Birin olduğu tek şık vardı.
İşte nedense burada gözükmüyor. O gözükmüyor şu anda yani. Öyle mi? Evet. Ondan sonra ikinci şeydi. O yüzden hani telefon jokeri kullanmanıza böyle bir şaşkınlıkta kaldım. Yazık ettim kendime. Teşekkür ederim Murat abi. Yekin bir olduğunu biliyordunuz evet, değil mi? Evet, evet. Sadece Pencu'ya takıldım dediniz Pencu. Ama yekin bir olan da tek şık vardı. Evet abi, ben onu nasıl ben onu göremedim orada? Ya baktım göremedim. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Halil Bey, bu İmir soyadın nereden geliyor? Nedir bunun kökeni? Abi onu bana... Sanki Zalıoğlu da olacakmış gibi de değil mi? Abi onu bana zamanında okuldayken kalmıştım. De, yemin ediyorum okuldayken diyorlardı. Ya diyorlardı, Kenan'ın İmir Zalıoğlu'yla ne ayak? Akrabalık olan bir şey ya diyordum ya. Hani ismim, soy ismim kısa kalmış. Boyum da kısa kaldı. Soy ismim de kısa kalmış diyorum. Farkımız bu. Ama şimdi karşı karşıyayız abi. Karşı karşıya mıyız? Karşı karşıyayız. Siz öyle mi görüyorsunuz? Yan yanayız. Yan yanayız abi, yan yanayız. Bana daha çok öyle evet. geliyor. Evet, devam ediyoruz. Beşinci soruya geldik. 20 bin lira değerinde bu sorumuz geliyor. Hangi sporun profesyonel ve resmi karşılaşmalarının başlangıcında bir takımı sahaya çıkarabileceği maksimum oyuncu sayısı 6'dır? A. Futbol. B. Basketbol. C. Handbol. Olabilir. D. Voleybol. Futbol, handbol, basketbol, voleybol. 6. 3 orada, 2 orada, bir tane de ortaya koyarlar. D. Voleybol. Son karar. Evet, D. Voleybol son karar. Voleybol ya, basket 5. Handbol. Voleybol. Voleybol abi ya. Gelsin. Tebrik ediyorum Halil Bey. Teşekkür ederim. Altıncı sorumuza geldik. 30 bin lira değerinde. Sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Tamam. Sorumuz sonra gelecek. Ben de gönül çektim eskiden. Yandı hayatım bu sevgiden. Anladım ki bin aşka bedel. Gençliğimmiş elim. Dinlediğiniz şarkının adı nedir? A. Mazi. B. İstikbal. C. Ati. D. Gelecek. İmden gider. Abi çok yer kullanmak istemiyorum bunda. A diyorum, mazi son kararım. Yani öyle bir havası var ya şarkının. İsmi maziymiş gibi geldi. Mazi mazi son kararım. Ah. Evet. Yeşil hadi. Mazi. Baktım, ben çok severim abi geçmişimi. Maziye dönerim ben sürekli. Eski arkadaşlarım, eski anılarım. Mesela bir işim olsa Çanakkale'ye gitsem, ben Keşan'da büyüdüm. Hı hı. Çanakkale'ye gitsem, buraya geldiğim zaman bile ben Keşan'a gidip görürüm. Büyüdüğüm sokakları gezerim. Okuduğum okula, ilkokula giderim, bakarım. Ağlar ağlar dönerim geri. Şarkıda baktım, böyle eski anlatıyor. O da biraz hüzünlü. Dedim, maziden bahsediyor, mazi. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sıra geldi ikinci baraj sorumuza Halil Bey. 50 bin lira değerinde. Hazır mısınız? Hazırım. Sorumuz geliyor. Antik çağda süs eşyalarında ve Lidyalılar tarafından basılan ilk paranın yapımında kullanılan altın-gümüş alaşımına ne ad verilir? A. Gömü. B. Nötron. C. Elektron. D. Kalay. Evet. Bu da sıkıntılı bir soru gibi duruyor.
Alışma ne atmeler? Nötron attım, elektron attım, gömüyü bulan çıkartır, kalay kalıyor. Altın, gümüş kalıyor. Evet, kalaycı. Abi, kalay, D kalay, son kararım. Kalay. Kalay. Kalay be. Oo! Kalayda altın gümüş. Abi nasıl olur kalayda ya? Kalayda altın gümüş kullanılsa zaten biraz çok pahalı olurdu. Altın alışmanı eskiden atmelir. Bakır evet, tencereler, sehenler falan hep kalaylanırdı biliyorsunuz. Evet. Ve altın gümüş kullanılmaz onda. Evet, Halil abi Bey. Ya. Biraz masraflı olurdu. Bak. Elektron demek ki o zaman elektron bu atomlarda kullanılan elektron gibi değilmiş demek ki. Aa, çok ilginç ben bunu... Yani nötron, elektron, nötronla yan yana görünce tabii atomdaki elektron aklına evet, geliyor. Evet, evet, evet. Ona dedim, onu attım, bunu attım dedim. Gömü zaten değildir dedim, kalay dedim. Ya nasıl böyle bir şey yaptık? Kendi kendimize. Sağlık olsun. Sağlık olsun tabii ya. Ne paylaşmak istersiniz ayrılmadan hocam? Çok keyif aldım. Çok çok keyif aldım. Sıtırmak da çok güzel. Burada olmak da çok güzel. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldim, iyi ki katıldım. Katılmak isteyenler de gelsin. Gelsinler yani buraya. Tebrik ediyorum. 5000 lirayla oluyoruz Halil Bey. Teşekkür ederim. Böyle alın lütfen. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Memnun oldum. Teşekkürler. Sabah Abdulhayoğlu Solak geliyor. Sabah Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim. Beklemek yaradı sanki daha iyi hissediyorum. Öyle mi? Evet. İyi akşamlar herkese. Sizi tanımak isteriz efendim. Ben Sabah Abdulhayoğlu. Antakya'da yaşıyorum, çalışıyorum. Ailem Eskişehir'de. Siz nerelisiniz? Baba tarafı Antakyalı, anne tarafı Nazillili. Ama Eskişehir'de yaşadılar. Üniversiteyi orada okudular. Anadolu Üniversitesi mezunu ikisi de. Anne baba. Evet. Hı-hı. Orada tanışıp öğrenciyken evlendiler. Biraz ben de bu talihi devam ettirdim. Öyle oldu. Ben de öğrenciyken. Öyle mi evlendiniz? Evet öyle oldu. Onlar orada yaşadılar ama hiç gelmediler. Annem bizi doğurmak için Antakya'ya geldi. Ben doğdum. 20 ay sonra kız kardeşimi doğurmak için tekrar Antakya'ya geldi. Bu arada Eskişehir'e gidiyor annem. Ondan sonra dayanamadı herhalde. Üçüncü oğlan da artık ben dedi gidiyorum Antakya'ya yerleşeceğim dedi babama. Ve Antakya'ya geldi. Orada bir 5 sene yaşadık. Sonra bir daha toplandık. Babaannemlerin oradaydık hep. 3 katlı evler var Antakya'da. Böyle eski sokaklar. Şimdi Antakya'da kaldı, mı? Evet. Antakya'da. Oradan çıkardı. Hepimiz aldığını biliyorum. Bir otobüs yolculuğuydu. Çok zordu. Eskiden yollar böyle iyi değildi. Hı-hı. Ondan sonra biz apartmanda yapamadık. Ve Antakya'yı biz seçmişiz 8 yaşında. Tekrar siz dönmek istedik. Öyle evet. Mi? Evet. Kadınların sözü geçiyor sizin ailede anlaşıldığı kadarıyla. Babaannemden sonra evet. Öyle mi? Baba. Ben babaannemi gördüm çünkü ondan sonra onun iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Büyük reis babaanne mi? Kesinlikle Dışişleri Bakanı derdik ona. Babaannemin kız kardeşiyle de dedemin erkek kardeşi evliydi. O da İçişleri Bakanı'ydı. Kız kardeşi. Kadınlar Komitesi. Peki siz üniversitedeyken evlendiniz? Aslında ben bitirdim eşim öğrenciydi. Öyle mi? Ya ben biraz hızlı davrandım. 16 yaşında gittim. 5 yaşında okula başladım. Hı hı. 16 yaşında üniversiteye direkt kazandım gittim. Eşim 19 yaşında başladı. Beni hep büyük sandılar ondan. Çok gücüme gidiyordu. İşte o 3. sınıfta ben 3. sınıftayım o 1. sınıfta. Hı hı. Ya değil diyordum aynı yılda doğduk. Benden 3 ay bir de büyük diye habire ekleme gereği duyuyordum. Sonra ben mezun oldum tabii çalışmaya başladım. O hala öğrenci. Niyeti yok. Yani bitirmek istemiyor. Niye dedim? Askere gitmemek için falan dedi. Niye dedim? Ya iyi işte ekmek elden su gölden. Sonra bir evlendik. Dedi ki benim bitirmem lazım. Böyle bitirdi karar. Mi? Bitirdi. 7. yılında bitirdi. 4 yıllık okulu. Sizde çocuk var mı? 2 tane. Allah var. Kızım sağ olun cümlemize. Kızım 22 yaşında. Üniversite öğrencisi. Yurt dışında okuyor. Oğlum 18 yaşını doldurdu ama depremden dolayı kazanamadı. Çalışmayı bıraktık biz biraz yer yurt değişince öyle. Eskişehir annemlerin yanına gönderdim. Orada da yapamadı. Şimdi mezuna kaldı denen yani tekrar çalışıyor. O gidince belki ben de artık bağlarım kopuyor gibi. Ben de herhalde gideceğim. Nereye?
Eskişehir. Antakya'dan sonra her yer, üniversite düşünüyorum, her yer benim. İnsan olarak her yerde olabileceğim, yapabileceğimi düşünüyorum. Mesleğim de doktor olduğum için çok sıkıntı yaratmaz yani. İşimi her yerde yapabilirim zevkle. Anladım. İstanbul'da da çalıştım, Eskişehir'de de çalıştım. Hobileriniz nelerdi? Ne yapmaktan keyif alıyorsunuz? Ya ben, bana şey diyorlar işte, bir şey gördüğüm zaman hemen ondan bir şey üretebiliyorum. Yani bundan bu olur diyorum. Mesela korkuyorum kendimi bir ara çöplükte bulacağım. Gideceğim onu çıkartacağım, bunu çıkartacağım, bundan bu olur, bunu niye atmışlar falan diye kendi kendime sızlandığımı biliyorum mesela. Bir tadilat, bir manyak bir tadilat şeyi var ya, ondan bu olur, bundan şu olur. Bunu biraz işte ona onuru yani nasıl boyarsan ya da kesersen, bir de çivi matkap, ben doğum günde bana matkap hediye alındı. Yani ya çok garibime gitmişti ama aslında çok sevmiştim, çok da beğenmiştim ama daha ağırdı o zaman. Sizi tanıyan birisi almış galiba. Evet, eski iş. Ama o şeye benziyor, hamileyken de bana hamile pantolonu alması gibiydi. Yani çok kızmıştım. Geçici bir durum yani, niye hamile pantolonu alıyorsun diye. Öyle şeyler çok işe yaradı ama matkap, hala kullanıyorum. Hala kullanıyorsunuz. Hala her yerde. Bir yeri gördün mü bunu, burayı delebiliriz, bunu asabiliriz, bunu boyayabiliriz falan. Sonra evde çöp eve, yani kızım çok kızıyor. Anne eve geldiğimde boşaltacağım evi diyor. Sen diyor çok doldurdun evi diyor. Ama kızım hepsi işe yarıyor, emin ol bak işe yarıyor diyorum. Lazım oluyor diye biriktiriyorsun. İnanın oluyor ya, çok enteresan ama hani şey, inanışlar diyor. Bir yıldan fazla işe yaramadıysa artık atın onu diyorlar. Belki bunu yapacağım biraz. Biraz daha minimal hayat. Depremden sonra mecbursunuz zaten. Biz minimal yaşadık. Evet, evet, evet. Aynen. Çok zor günler geçirdiniz. Evet. Bizler de şahit olduk. Allah biterinden saklasın. Bir daha başımıza öyle sertlikler gelmesin inşallah. Hepinizin destekleri için çok teşekkür ediyorum. Çok zor günlerde sağ olun, var olun her türlü desteğinizle. Sizler de sağ olun, var olun. Gerçekten çok önemli. Buraya kimle geldiniz? Ya ben yalnız geldim çünkü toparlayamadım. Bizimkiler her yerde ya, Antakya'dan çıkınca. Kimisi İzmir'de, kimisi Mersin'de, kimisi İstanbul'da, Adana'da falan. Yani diyemedim de gelin, zorlayacaktım, gerek kalmadı. Dedim ki ya aman ben bir gideyim. Merak etmeyin, yalnız sonra olmayacaksınız. Sonra oğlum dedi ki utanacaksın. Anne bak ya, ilk beş soruda bilemezsen. Seyircilerim evet, sizinle olacaklar. Yalnız iyisiniz, merak etmeyin. Oğlum beni de rezil olma anne. Kimseyi de alma yanımda deyince. Peki tamam dedim, gideyim. Seyircilerimiz yanınızda, hiç merak çok etmeyin. Çok teşekkür ederim, biliyorum, sağ olun. Kuralları biliyorsunuz. Evet. Hazır mısınız? Yine de desteğinizi bekliyorum kurallar konusunda. Takıldığınız yerde hatırlatırım. Çok teşekkür ederim. Hazır mısınız? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Yemek yemek, eğlenmek için açık alanda yapılan günübirlik gezinti hangisinin sözlük tanımıdır? A. Düğün. B. Röportaj. C. Piknik. D. Münazara. Cevap veriyorum. Lütfen. C. Son kararım. Önce miydi soru? Hangisi? C. Piknik, son kararım. Tebrik ediyorum Sabah Hanım. Teşekkür ederim. Evet, şık, içerik, son karar. Evet, tamam. Doğru söylediniz. Tamam. Sırada ilk paralel sorumuz var. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Çay ve kahve gibi sıcak şeyler içmekte kullanılan, genellikle kulplu, porselen veya camdan yapılmış küçük kap hangisidir? A. Mandal. B. Fincan. C. Şamdan. D. Külah. Cevap vereyim. Evde dolu. B seçeneği fincan, son kararım. Saniyeler çabuk geçiyor. Sürede biraz... Sabah Hanım, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İlk barajı geçtiniz, 5000 lirayı garantilediniz. Bir hedef var mı aklınızda? Ya hedef ne kadar iyi olursa o kadar iyi diye düşünüyorum. Çünkü planlarım, hayallerim herkesin var ama biz biraz hayatı geriden tekrar böyle biz yani resetledik kendimizi tekrar sıfırdan başlayınca birçok şeye ihtiyaç arttı doğal olarak. Hani bütün kazanımlarınız, bütün yaşamlarınızın, evet, birikimlerinizin her şeyi sanki böyle yeniden doğdunuz ama sıfıra doğdunuz. Yani tam ölmedim. Büyük kaybımız yok. Ailede küçük kayıplarımız var, uzak akrabalar. Ama sanki yeniden böyle resetlenince insan bir şeyleri düzeltmek için gelene razı olma hali yani. Umarım şansınız yanınızda olur. Kazanabileceğiniz en yüksek meblağı kazanırsınız. Onu, yani hedefi yüksek tut derler. Yani ben bakalım ne burada olacak? Olmak bile teşekkür ediyorum yani. Sağ olun. Şansınız yanınızda olsun Sabah Hanım. Sırada üçüncü sorumuz var. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor.
Türkçe'de haftanın günlerinden kaçının adı tesiyle biter? A 1, B 2, C 3, D 4. Cevap veriyorum B seçeneği. İki son kararım. Tebrik ediyorum Sabah Hanım. Ya bu da güzelmiş. Böyle devam etsin lütfen. Dördüncü sorumuza geldik. 10 bin tamam. lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. Tamam. Of, sebebi sensin, sebebi sensin. Bu derbeder halimin. Sebebi sensin, sebebi sensin. Şu çilekeş Dinlediğiniz Sebebi Sensin adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Ümit Sayın, B. Serdar Ortaç, C. Soner Arıca, D. Fedon. Tahminim var ama işte riske atmak istemiyorum. Küstürme kendini, küsersen, Ümit Sayın gibi duruyor. Soner değil, Fedon hiç değil. Serdar Ortaç da değil. Aslında Ümit Sayın ama... Ya başı başına joker kullanmak istemiyorum. Ne jokerim vardı benim? Bütün jokerleriniz duruyor. Seyirci jokeri istiyorum. Son kararım. Son kararım. Evet. Sevgili seyirciler, dinlediğiniz Sebebi Sensin adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Ümit Sayın, B. Serdar Ortaç, C. Soner Arıca, D. Fedon. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %66 oranıyla A şıkkı, ona en yakın %22 ile C şıkkı demişler. Siz ne dersiniz? Cevap veriyorum, son kararım. A, Ümit Sayın. Son karar. Dedim değil mi? Son karar. Kaçtı. Sabah Hanım, merak ettim. Soner değil dediniz, Fedon hiç değil dediniz, Serdar Ortaç da değil dediniz. Zaten 4 şık var. Ya şimdi dışarı arkadaşlar öyle Ümit komik Sayın, yerler... Ümit Sayın, Ümit Sayın olmalı dediniz. Sonra seyirci jokerini kullanmak istiyorum. Muhakeme yeteneğin kaybolduğu bir andayım galiba. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. 5. sorumuza geldik. 20 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Çukurova'dan Akdeniz'e dökülen nehirler hangileridir? A. Küçük Menderes ve Büyük Menderes, B. Yeşilırmak ve Kızılırmak, C. Seyhan ve Ceyhan, D. Bakırçay ve Gediz. Cevap veriyorum. Akdeniz'e dökülen nehirler. Seyhan ve Ceyhan, C seçeneği son kararım. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bu kritik nokta mı? Hayır. Bu kadar emindiniz. Niye joker kullanmadınız Sabah Hanım? O yani kısıtlı sayıda verdiğiniz içindir. O yüzden mi? Peki. Evet. Altıncı sorumuza geldik. 30 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Yakın çağ sözlükle hangisinden zamanımıza kadar olan süre olarak tanımlanır? A. Osmanlıların İstanbul'u fethi. B. Fransız ihtilali. C. Yazının icadı, D. Kavimler göçü. %50 joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. Ya zaten A. Osmanlıların İstanbul'u fethi, B. Fransız ihtilali. Bunları ben de eledim. Yapma Sabah, yapma Sabah. Cevap vereyim.
1453. 1789. Daha yakın olan 1789. Cevap veriyorum. Lütfen. B seçeneği Fransız ihtilali son kararım. Güldürmeyin beni ne olur kendinize. Emin miydiniz? Yani yakın çağ yakından kaynaklı. Tarihleri biliyorum. İstanbul 1453'te fethedildi. Ondan sonra başka bir çağ adı kondu mu? Hay Allah'ım ya Rabbim, ödüm koptu. Hay Allah ya, o ses çok ürkütücü. İstanbul'un fethiyle Orta Çağ'dan Yeni Çağ'a geçildi. Tamam. Heh. Fransız ihtilaliyle de Yeni Çağ'dan Yakın Çağ'a geçildi. Ha, şimdi malum Orta İki coğrafyasından sonra biz pek coğrafya görmedik. Ama Seher Hocam buradan... huzur içinde anıyorum kendisini. Seher Hocam sağ olsun. Tarih desek daha doğru olabilir belki. Efendim? Tarih. Coğrafya, tarih. Aslında evet biz hepsini de bir sanki çok güzel öğrendik. Biz milli güvenlik dersi de alıyorduk ya. Şimdi yok herhalde. Onu da hatırlamıyorum. İçerik doğru. Evet. Devam ediyoruz Sabah Hanım. Sıra geldi ikinci baraj sorumuza. 50 bin lira değerinde. Burada ne oluyor şimdi? Efendim? Burada ne oluyor? Eğer doğru cevap verirseniz 50 bin liranız garanti olacak. Ve süresiz sorulara geçiyoruz. Evet. Doğru cevap verirsem, veremezsem. Yanlış cevap verirseniz 5 bin lirayla ayrılacaksınız. Veya çekilmek isterseniz 30 bin lirayla çekilebileceksiniz. Tamam. Devam edebiliriz. Hazır mısınız? Evet demek zorundayım gibi geliyor. Başka seçeneğim var mı? Programı durdurup 5 saat ara verebilir miyiz? Devam edelim. Devam edelim mi? Edelim ya. 7. sorumuz geliyor. Edelim. Ay. Allah. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı, cıvıl cıvıl Mahmut Paşa. Güvercin dolu avlular. Dizelerinin geçtiği İstanbul'u dinliyorum adlı şiirin şairi kimdir? A. Cemal Süreya. B. Edip Cansever. C. Yahya Kemal Beyatlı. D. Orhan Veli Kanık. Cemal Süreya da aşk yazıyordu herhalde. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Orhan. Cevap veriyorum. Lütfen. D seçeneği Orhan Veli Kanık. Son kararım. Jokeriniz de vardı. Bunun için kullanmak istemedim. Geçeceğim ben bunu. Geçecek misiniz? Geçeceğim. Geçeceğim değil mi? Geçeceğim. Hayır! Tebrikler Sabah Hanım. İkinci baraj sorusunun da doğru cevap verdiniz. 50 bin lirayı garantilediniz. Bununla beraber çift şimdi cevap joker hakkı kazandınız. Oo şükür. Yani, nasıl hissediyorsunuz şu an? Yani şey... Güvende. Sonra... Şaşkın. Buraya gelirken oradan kurtulmam gerekiyordu biraz. Antakya'dan çıkıp zamanım dolmuştu. Yani arada çıkmazsam olmuyor. Çünkü zaten tamamen oralı değilim. Orayı çok seviyorum. Depremden sonra onun gibi bir şehir daha yokmuş diyenlerdenim. Ama yine de arada bir çıkmazsak sanki o orada Antakya'nın kafayı yiyeceğiz. Tabii o eski Antakya, merkez Antakya yoktu gerçekten. O, hani o inanılmaz birçok kültürlerin birleşimiydi maalesef. Devam ediyoruz. Edelim. Sırada 8. sorumuz var. Değerli izleyenler 100 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 18 yaş ve üstü Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak yüzde kaçı en az 2 doz Covid-19 aşısı olmuştur? A. 56 B. 66 C. 76 D. 86 Süre var mı? Yok. Süre kısıtlamanız yok artık Sabah Hanım. Çok fena yerden vurdunuz ya. 18 yaş üstü. Covid burada her aşı için. Her farklı aşı için.
Bunda isim belirtmekte bir sakınca var mı? Evet, belirtilmediğine göre en az iki dost. Ben de belirtmeyeceğim. Yani onu da vurulanları soruyorsunuz şu anda. Tahminim rakam yüksek. 86'ydı ama. Evet, 86 olması. Başka verileri sormuyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre. Çok pis yerden vurdunuz ya. Çalışmadım ben buna. Sağlık Bakanlığı verilerine göre. Peki, yurt dışına giden herkes zaten mecbur vuruldu. Seyahat ederken vuruldular. Korktular, vurulmadılar bazıları. Eğer 86 ise zaten çok yüksek, güzel, harika aşılama yapmışız yani. Sizce? Evet. Çarpı 2 de var burada. Ha, şimdi siz ikisini koysanız ben yine dağılırım. Çok güzel. Burada doktor arkadaşımı arayacağım galiba. Bundan sonra ne oluyor? Şimdi ben 50 bin, bundan sonra 100 bin yaptım diyelim. 100 bininci soruda. Bıraktığım gibi baraj var mı bunlardan sonra? Yok, şu an ikinci barajı da geçtiniz. Hı hı. Hep 7. soru kritik oluyor. Teniste de böyle, 7 kritiktir. Ondan sonra hep kazanmaya başlarsınız, 7, 4, 5. 7'yi geçtiniz Sabah Hanım, bu 8. Öyle soru. Öyle miyim ben? Evet. Teşekkür ederim. Telefon. Alanınızla da. Evet evet, o yüzden çok yani çok utanacağım. Yani oğlumun dediği çıkacak. Bu ne? Yani anne rezil olsan kimse izlemesin seni. Sakın kimseye söyleme demişti. Böyle bir soruda buna izin vermemek lazım. İstatistik hiç sevmezdim. Yani üniversitede de çok yüksek oranda şeyle mezun oldum ama istatistikten hep nefret ettim. İşte buyurun. Karşına çıkıyormuş demek ki. Hangi üniversiteden mezun oldun? İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, yani ÇAPA. ÇAPA'dan. Amcamla aynı yaştayız bu arada. O da ilk orta liseyi beraber okuduk. Beni babaannem emzirdi. Nasıl oldu o? İşte size matematik sorusu. Bazı hikayeler var onun gibi. Bugün amcamı elinden tuttum, parka götürdüm falan evet, diyorlar. Evet, bizde öyle de var. Yani adam bu kadar yerdekine dayı diyor. Ben amcamla 3 ay farkla doğdum. Amcam Ocak'ta doğdu, ben Nisan'da doğdum. Babanızın kaçıncı? Babam 1. çocuk, amcam 8. çocuk. O tekne kazıntısı, nenem. Ya dedenizin tek evlilik mi yapmış dediniz yoksa? Tek, tek. Tek evlilik. Dedem benim Fransızca, Arapça hepsi mevcuttu. Çok derin bir adamdı, rahmetli, toprağı bol olsun. 14 yaşında babaannemi gözüme kestirmiş. 16'sında çocuk yapmış. 1. 2. 8'e kadar arada düşmüşler, düşenler falan var. Öyle yani düşen. Torunuyla kendi evladı aynı yaşta. Evet. Ben onun sütünü emdim. Tek anneden, tek eşten. Tabii. Babaannem süt annem mi dediniz? Tabii. Eskiden devlet memurluğu hakkında bir fikriniz var mı? Hani 40 gün süt izni vardı. Şimdi çok şükür çok uzun zamandır harika bu şeyler. Artık insanlar daha rahat çocuk yapabiliyor da 40 gün sadece. 40 gündü, evet, annem 40 gün emzirdi. Çalışıyordu da, devlet memuruydu. 40 günden sonra dönmek zorunda kalıyor Eskişehir'e. Ama hani bilmiyorum, o sıralar Eskişehir'de benden bir önceki çocuk ölmüş. Annemle babam yine bir çocuk. Ablam olmuş, 25 günlük küvezde ölmüş. Allah rahmet. Bunun herhalde, onlar da genç yaştalar işte, 22 falan civarında. Ve bu ölüm onları çok etkilemiş. Babaannem burada devreye girmiş. İşte ben bakarım demiş. Ama o sırada aslında amcama hamile olduğunu bilmiyor. Çünkü kendini menopozda zannetmiş babaannem. Aa, anladım. Yok yani. Evet. Ve annem 40 günden sonra dönünce ben de babaannemden süt alıyorum. Zaten o kadar süt almışım ki böyle bir tosuncuktum yani. Enis'in elinden her şeyi de alıp yemişim. Babaanne sağ mı? Hayır. Öyle mi? Toprağı bol olsun. Hayatımda büyük izi vardır. Onun sayesinde okulu tamamladım. Allah rahmet eylesin. Her zaman size de emeği çok olmuş. Ne diyorsunuz soru için? Bir şey değil mi? İyiydik böyle. Ben telefon jokerine. Evet, telefon jokeri kullanmak zorundayım. Son kararınız mı? Değil.
Ne yapmayı düşünüyorsunuz Sabah Hanım? Danışmayı. Son karar. Tamam, bunu bekliyorsunuz değil mi? Tamam, evet, pardon. Son kararını demenizi bekliyorum. Yarışmacımız çok telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. İsmail Kabali, Şahap Arpacı, Lüey Garip Özelsoy. Kimi arayalım? Lüey Garip Özelsoy'u arayabilir miyiz? Tabii ki. Yakınınız nedir? Son ikisiyle orta ve liseyi beraber okuduk. İkisi de çok, hala görüşüyoruz biz. 91 mezunları olarak bir araya geliyoruz. Meslektaşınız mı Lüey Bey? Evet, o da doktor. Şu anda uzmanlığını yapıyor. Geç kaldı biraz, çocuk yaptı önce o da. Liseyi nerede okumuştunuz? Antakya Kurtuluş Lisesi. Kurtuluş Lisesi, Antakya. Kurtuluş Lisesi. 91'liler ekibi, öyle mi? Evet. Lüey Bey, umarım doğru cevap verir. Vermek zorundasın. Uzmanlığı Lüey nedir Lüey Bey'in? Aile hekimliği uzmanlığı yapıyor. Vermek zorunda. İyi akşamlar Lüey Bey. Kenan Emirzalıoğlu ben. Nasılsınız? Merhabalar Kenan Bey. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yarışmacımız Sabah Abdulhayoğlu Solak 8. soruda takıldı. Size danışmak istedi. Olur, memnun olurum. Umarım yanıtlayabilirim. Umarım. Sabah Hanım şimdi soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 18 yaş ve üstü Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak yüzde kaçı en az 2 doz Covid-19 aşısı olmuştur? A 56, B 66, C 76, D 86. 18 yaş üstü Türkiye Covid-19 vurulma yüzdesi en az 2 doz. Lüey çabuk, süre bitiyor. Lüey çabuk. Lüey'i alabilir miyim bir daha? Lüey çok... Hayır Lüey, yapma bunu ya. Lüey yapma, dedim sana, çek uzaklaş çocuğun oradan ya. Bunu bana yapmayacak. Çift cevap şükür hakkınız var. Hı hı. İki şıkkı eleyebiliyor musunuz? Eledim desem. O zaman kullanabilirsiniz veya şansınızı denersiniz. Sizin kararınız. Şimdi dur. Çift joker hakkı kullanacağım. Siz bana ne yapacaksınız? Ben seçeceğim değil mi cevapları? Tabii ki. İki cevap seçeceğim. Yani eğer aklınıza iki şıkkı elediyseniz... Hı-hı. Mesela C ile D'yi elediniz. Önce A'yı sonra B'yi seçebilirsiniz. Veya A ile C'yi elediniz. Önce D'yi sonra B'yi seçebilirsiniz. Yani iki tane şık seçme şansınız var. Birincisinin ya da ikincisinin önemi yok. Evet, birincisi yanlış çıktı. Bir şık daha seçme şansınız var. Hadi Sabah. Hadi. O zaman son şey deyip böyle onu lafı söyleyip o kelimeyi söyleyip İki tane seçenek vereceğim şimdi size değil mi? Önce bir tanesini söyleyeceksiniz. Hı hı. Son kararım diyeceksiniz. Göreceğiz doğru mu değil mi diye. Eğer yanlış çıkarsa bir seçenek daha söyleme şansınız olacak. Niye onar onar artıyor bunlar ya? Bakar mısın? Nereden vurdu beni ya? Sağlıktan vurdu beni. Pizza taşı yaptım ya herkese. C76 son karar. Ama ilk çıktığından beri 86 dediniz mi? Evet. 76 hiç dememiştiniz. Dememiştim. Neden dedim biliyor musunuz? Şimdi cevaplayın söyleyeyim. Peki çift cevabı kullansaydınız ikinciye ne derdiniz? 76 doğru çıkmasa. Şimdi ben kaybettim mi yani? İkinciyi söyleyemeyeceğim. Bilmiyorum, soruyorum şu an. 86. Öyle bakmayın. Geçtim mi? Burada mıyım? Ne oldu? 86 doğru cevaptı. Yanlış mı? Çift joker hakkı kullandım. Demediniz.
Çift cevabı kullanıyorum, son kararım demediniz. Ben size defalarca sordum Sabah Hanım. Olamaz. Maalesef. Allah, evet. Buraya kadar gel, iki de bir de artı jokerle git. Tüh. Yapma ya. Rezil oldum ben ya. Kendime rezil oldum var ya. Abi ben ondan çok en başından beri 86 dediniz. 86'ysa eğer zaten çok başarılı bir aşılama yapmışız boşuna dediniz. Boşuna konuşuyorum ya. Bitti. Bitti yani, haklısınız. Evet, ben bu ne ya? Bu ne ya? Bu kadar çalıştık. Çalıştınız zaten, size iş güdülerini sizde kalan bilgi doğruyu söyledi. Evet. Siz 86 dediniz. Ben 86 demenizi bekliyordum açıkçası. Siz o soruyu sorunca niye uyanmadım ki ben? Çünkü ben çift jokeri söyledim ya, söyledim, bitti. Yok işte, son kararım demeniz gerekiyor. Diğer evet. Jokerlerde de öyle evet. Dedik ya. Söyledim, bitti. Çok eşeğim ya. Estağfurullah, estağfurullah. Ama şey böyle, ben çift jokerle gittim diyeceğim, ne yapayım? Jokeri bir havası da var değil mi? Ya tam ne yapalım zaten. Tabii. Yani anısı oldu. Hem 50 bin liranız var. Hani şimdi çok 50 bin lirayı almasaydınız başka bir herkes türlü olurdu. Herkes neler bekliyordu belki. Benden, Allah. Gitti, tamam, ne yapacağız, kalkıyor muyuz? Eklemek istediğiniz bir şey var mı ayrılmadan önce? Üzüldüm. Güzel şeylerle dönebilirdim. İlerlemek istiyordum. Büyük bir şanstı burada olmak. Sizlerle olmak. Güzeldi ya. Bence fena çalıştım. Da ilerlemediniz. Fazla konuştum ama kusura bakmayın. Estağfurullah. Biraz heyecan var zaten. Biraz değil, var. Tüy ya, nasıl yaptın sen bunu kendine ya? O hayıflanmayı sonraya bırakalım istersen. Öyle mi şimdi, evet, kalkalım ayrılmadan mı? Önce söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onu paylaşın. He tamam. Şöyle yapayım, ne söylemek istiyorum? Hayvanları beslemeye devam edeceğim. Çocuklarıma paralarını yollayacağım. Hayallerimin küçük bir kısmını bununla yapabileceğim. Arkadaşlar kusura bakmayın, seyrettiğiniz arkadaşlar. Onlar artık size bir şey ödemeyeceğim. En fazla bir yemek yeriz beraber. Gerisinde çatır çutur yiyeceğim, ne diyeyim yani. Tebrik ediyorum Sabah Hanım. Çok teşekkür ediyorum. 50 bin lirayla uğurluyoruz size. Böyle alın lütfen. Böyle alın lütfen. Tebrik ederim. Çok selamlar. Sağ olun. Aydın Takmaz geliyor. Merhabalar. Aydın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Siz? Teşekkür ederim. Sizi tanımak isteriz. Evet, Aydın Takmaz. Ataşehir İstanbul'dan katılıyorum yarışmaya. Konferans tercümanlığı, yeminli tercümanlık yapıyorum. 46 yaşındayım. İki oğlum var. Allah bağışlasın. Amin cümlemize. Memleket nereye aslan? Gümüşhane. Aslen Gümüşhane'yim ama İstanbul doğumluyum. Hı hı. Baba Gümüşhane'den gelmiş. Eğitim hayatı? Eğitim hayatı ilk ve orta öğretim Türkiye'de yaptım. Üniversiteyi Amerika'da okudum. ABD'de, Florida, West Palm Beach, Northwood University. Orada uluslararası işletme okudum. Yaklaşık 5 sene Amerika'da kaldım. Orada bir kız arkadaşım oldu üniversiteden. Kendisi Brezilyalıydı. 2001 senesinde Brezilya'ya gidip evlendik orada. 2007 senesinde de Türkiye'ye geldik. Ve ondan beri buradayız İstanbul'da. Pardon, bir de 2019'da boşandım kendisinden. Küçük bir detayı atladınız. Yani. Önemli değil. Küçük bir detay oldu şu an. Çocuklar Brezilyalı eşinizden. Evet, evet, çocuklar hem Brezilyalı hem Türkler. Peki hangi kültür şu an yoğunlukta çocuklarda? Vallahi büyüğü orada doğdu. Onda biraz var Brezilya kültürü. Küçük biraz daha bizim kültürden, Türk kültüründen. Ama büyüğü de burada okuduğu için artık üniversiteyi de burada okuyor. İstanbul Üniversitesi'nde okuyor. Artık daha çok burayla ilgililer. Oraya tatile gidiyorlar. Anladım. İngilizce tercümanlık yapıyorsunuz. Portekizce, İspanyolca, İngilizce. İngilizce, Portekizce, İspanyolca. Evet, doğru. Üç dil. Üç dil. Brezilya'da Portekizce'yi öğrendim. Evet. Orada ilk, nasıl diyeyim, biz aslında kafeterya açtık orada ama Türk şirketleri gelirdi böyle fuarlar olduğunda. Hı-hı. Genellikle gıda fuarlarına gidiyordum. Türk şirketlerine yardımcı oluyordum orada. Rio'da mı diyorsunuz? Yok, San Paulo'da. San Paulo'da. Campinas şehri aslında. San Paulo'ya da böyle 90-100 kilometre, hani ne diyelim, Kocaeli, İstanbul gibi. Hı-hı. Ama büyük bir şehirdi, 1,5 milyonluk.
Orada bir kafeteryamız vardı bizim, aile işletmesi. Ne diyeyim, orada işte şeyler, São Paulo'ya gelen, fuara gelen, gıda fuarı olurdu orada her sene. Türk firmalarına gidip yardımcı oluyordum. Yani kendi inisiyatifimle. Onlar da beni Türk ürünleriyle şey yapıyorlardı. Karşılık yani veriyorlar. Bir barter oluyordu orada. Evet. Güzeldi. Ondan sonra buraya geldiğimde abim inşaat işleriyle uğraşıyor. Kendisiyle çalışıyordum. O ara eşim de Brezilyalı futbolcu eşleriyle tanıştı. Hı hı. Sonra dediler kulüp dışından bizim işlerimiz oluyor. Kulüp tercümanları yetişemiyor bunlara. Siz yapar mısınız kulüp dışı işlerimizi? İşte asistanlıktı, tercümanlıktı. Böyle şeye başladık. Sonrasında... Portekizce'den sonra mı İspanyolca'yı öğrendiniz? Evet, evet. Ben orada kendi imkanlarımla Yoksa Florida'da eğitim alırken mi öğrendiniz? Yok, Florida'da sadece İngilizce, Portekizce'yi öğrendikten sonra kendi imkanlarımla İspanyolca'yı. Çünkü %50 benzeşen diller zaten. Evet. Hani Portekizce ile benzeşmiyorsa da İngilizce ile benzeşiyor o kelimeler. O Anladım. Yüzden ona da hakim olduk aşağı yukarı. Sonra işte futbolcular da mesela Şilili, İspanyol şeylerle de Uruguaylı futbolcularla da çalıştım zamanında. Ondan sonra hatta bir ara mahkemelerde şeydim de bilirkişiydim tercüme olarak. Orada da bayağı bir kuryeler oluyor. Bunlar cezaevlerine giriyor. Bunların mahkemeleri oluyor. Bilirkişilik de yaptım oralarda. Anladım. Sonrasında da büyükelçilik vasıtasıyla heyetler arası, devlet adamları, iş adamları böyle başladı. Daha resmi makamlara doğru ilerlediniz. İlerledim, evet. Aynen. En üst seviyeye kadar geldim o konuda. Buraya kimle geldiniz? Buraya kız arkadaşımla geldim, Eda. Eda Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi de tanımak isteriz. İsmim Eda Akyol, 36 yaşındayım. Almanya'da doğdum, Ankara'da büyüdüm, İstanbul'da yaşıyorum. Matematik öğretmeniyim. Şu anda aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde radyo, televizyon, sinema okuyorum. Matematik eğitimi nereden aldınız? Ankara Üniversitesi. Şimdi de sinema, televizyon eğitimi alıyorsunuz. Evet. Sonra ne olacak? Sonrasını bilmiyorum. Ben şey, hobim benim. Üniversiteye girmek, yarıda bırakmak. Öyle evet, mi? Evet. Aydın Bey'e bir şey diyecek misiniz? Evet, başarılar diliyorum. Çok güzel bir yarışma geçirsin inşallah. Umarım. Teşekkür ederiz Eda Hanım. Ben tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Aydın Bey, kuralları biliyorsunuz. Evet. Hazır mısınız? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Yapıları belirli ölçü ve kurallara göre tasarlayanlar hangi mesleği icra edenlerdir? A. Kasaplık. B. Mimarlık. C. Veterinerlik. D. Seyislik. B. Mimarlık. Son kararım. Tebrik ediyorum Aydın Bey. Teşekkürler. Sırada ihbarat sorumuz var. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi mecazi anlamda ses rengi, ses yapısı anlamına gelir? A. Yutak. B. Dalak. C. Gırtlak. D. Şakak. Süreniz azalıyor Aydın Bey. C. Gırtlak. Son kararım. Emin olmak istedim öyle bir. Tebrik ediyorum Aydın Bey. Teşekkür ederim. İlk barajı geçtiniz. 5000 lirayı garantilediniz. Hayırlısı olsun. Bir hedef var mı aklınıza? Vallahi hedef çıkabildiğim kadar, biliyorsunuz burada hem bilgi hem şans, böyle farklı sorular da gelebiliyor. Yani öyle bir büyük bir hedef yok. Yani biraz daha alçak gönüllü olarak yani 7'li de geçelim, ondan sonrasına bakalım diyorum. Şansınız yanınızda olsun. Tamam, sağ olun. Sırada 3. sorumuz var. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. 3 basamaklı bir sayının 5'e bölümünden kalan 2 ise bu sayının birler basamağındaki rakam nedir? A. 1 veya 6, B. 2 veya 7, C. 3 veya 8,
D 4 veya 9. Burada biraz şey oldum. Bir joker kullanayım. Çok kafam biraz şey değil yani matematik. Biraz daha böyle kağıtlarla falan yapıyorum. Çok şey değilim. Evet, buralar Eda Hanım'ın uzmanlığı. Evet, bir seyirciye sormak istiyorum. Tabii ki. Dönüşte 10 saniyeniz var Aydın Bey. Lütfen tamam. Süreye dikkat edin. Sevgili seyirciler, 3 basamaklı bir sayının 5'e bölümünden kalan 2 ise bu sayının birler basamağındaki rakam nedir? A. 1 veya 6, B. 2 veya 7, C. 3 veya 8, D. 4 veya 9. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %81 oranıyla B şıkkı, ona da en yakın %10'la D şıkkı demişler Aydın Bey. Siz ne dersiniz? Seyirciye güveniyorum. B şıkkı 2 veya 7 son kararım. Seyircilerimizi de tebrik ediyorum %81'inin matematiği. Evet, iyi bir fena rakam değil. Bunun yani detayını Eda Hanım size evde açıklar efendim. İnşallah evet. Biraz papara yiyeceğiz oradan bir fırça yerim. Dördüncü sorumuza geldik. 10 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi kuru buhar banyosudur? A. Akupunktur. B. Solaryum. C. Acamat. D. Sauna. D. Sauna. Son kararım. Daha önce bu terimi duymuş muydunuz? Kuru buhar banyosu. Duymadım. Saunayı biliyorum tabii ki. Kaç defalarca girmişimdir. Evet. Ama kuru buhar banyosu olarak şıkların içerisinden onu çıkardım. Evet, onu ben çıkardım. De ilk defa duydum da o yüzden sordum. İyi, o zaman kendimi yalnız değilsiniz Aydın. Yalnız değilim. Ama matematik sorusunda yalnızsınız. Evet, orada kaldım. Beşinci sorumuza geldik. 20 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Atıcı, yakalayıcı, birinci meydancı, ikinci meydancı, üçüncü meydancı, kısa mesafe, sol saha oyuncusu, orta saha oyuncusu ve sağ saha oyuncusu hangi sporda yer alan mevkilere verilen adlardır? A. Beyzbol. B. Handbol. C. Voleybol. D. Yağlı güreş. A. Beyzbol. Son karar. Amerika'da kalıp da sonra bundan çaksaydık zaten. Değil mi? 5 yıl Amerika ya, macerasından sonra. Çok da sevmem. Amerikan sporu daha benim favori sporum. Daha hareketli. Beyzbol çok hareketli bir spor değil. Yani saatler sürüyor böyle ama ben Amerikan sporu daha çok seviyorum. Evet. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Cevap verdiniz ve altıncı sorumuza geldik. 30 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Adında Gine kelimesi geçen 4 ülkeden hangisi Afrika'da değildir? A. Gine. B. Gine-Bissau. C. Papua Yeni Gine. D. Ekvator Ginesi. C. Papua Yeni Gine. Son karar. Gine-Bissau zaten Portekizce konuşuyor. Ekvator Ginesi de hem Portekizce hem İspanyolca. Onların devlet başkanlarına da tercümanlık yapmış bulunuyorum. Gine de Fransızca zaten. Papua kalmıştı.
Papua Yeni Gine'de. Pasifik'te. Okyanus'a. Endonezya'ya komşu herhalde değil mi? Endonezya'ya yakın. Evet, evet. Tebrik ediyorum Aydın Bey. Teşekkürler. Sıra geldi ikinci baraj sorumuza. Hadi 50 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. Dinlediğiniz İstanbul Twilight adlı şarkıyı 1990'larda Hüsnü Şenlendirici'nin de üyesi olduğu Laço Tayfa ile seslendiren New Yorklu funk grubu hangisidir? A. Tower of Power, B. Funkadelic, C. Ohio Players, D. Brooklyn Funk Essentials. Joker kullanmak istiyorum, telefon jokeri. Tabii ki. Yarışmacımız telefon jokeri hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Buse Bardakçı, Sarp Güney, Dilek Barutçu. Kimi arayalım? Evet, Dilek Barutçu'yu arayalım. Yakınınız nedir? Efendim? Yakınınız arkadaşım nedir, kendisi iyi bir arkadaşım. Ne işle meşguldür Dilek Hanım? Kendisi felsefeci, doktora yapıyor şu an felsefe bölümünde. İyi bir felsefecidir. Ama böyle genel kültür, müzik konularında da iyi olduğunu biliyorum. O yüzden onu seçtim. Sizin bilmenizi bekliyordum ben aslında. Çünkü... Yani bir şeyler vardı ama çok da emin değilim. O yüzden çok şey yapmak istemedim açıkçası. Ha. Baraj sorusundayız galiba bir de. Evet, baraj sorusu. Evet, o yüzden... Kritik yerdeyiz. Kritik yerdeyiz. Umarım Dilek Hanım doğru cevap verir. İnşallah. Dilek Hanım iyi akşamlar. Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? İyi akşamlar. Teşekkür ederim siz. Çok teşekkür ederim. Yarışmacımız Aydın Takmaz ikinci baraj sorusunda takıldı. Size danışmak istedi. Hı hı. Sorumuz sesli bir soru Dilek Hanım. Önce dinleyeceğiz. Sonrasında Aydın Bey size soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dinliyoruz efendim. Step on the mountain, chanting, drinking from the fountain. I step on the mountain, chanting, drinking from the fountain. Dinlediğimiz İstanbul Twilight adlı şarkıyı 1990'larda Hüsnü Şenlendirici'nin de üyesi olduğu Laço Tayfa ile seslendiren New Yorklu funk grubu hangisidir? A. Tower of Power, B. Funkadelic, C. Ohio Players, D. Brooklyn Funk Essentials. Dinlediğiniz İstanbul Twilight adlı şarkıyı 90'larda Hüsnü Şenlendirici'nin de üyesi olduğu Laço Tayfa. Süre bitti. Süre mi bitti? Buradan şey yapmadı da neyse. Bir cevap vermedi galiba. Duyamadım. Ben bir cevap duyamadım. Ben de duyamadım. Şıkları hissedi sanki. Şıkları hissedi, evet. Bu müziklerde biraz şey oluyor. Bir jokeriniz daha var. Ya ben yani New York, Brooklyn ben bir şey yapıyorum. Hani ne bir Amerika sorusu ama. Son 5 saniye Aydın Bey. D. Brooklyn Funk Essentials son karar. New York, Brooklyn o eşleşmeden dolayı. Yani oradan yürüdüm ama kısmet bilmiyorum yani hiç duymadım onu. Falan gittik tabii defalarca. Şey de bunu dinlememiştim. Ha, bu albümü alın. Bu albümü almak için Brooklyn'e gitmenize gerek yok. Burada var. Burada varsa tabii, tamam alacağım o zaman. Evet, söz yani 90 sonlarından beri dinlerim çok keyiflidir gerçekten. Tamamdır. Biz Aydın de zaten Bey, aynı jenerasyonun evet, insanıyız. Alalım. O yüzden bileceğinizi tahmin ettim. Özellikle ya, Amerika'da gördüm yaşamış. Gördüm ben ama hani %100 emin değildim yani. Ben de şey yapmak istemedim açıkçası. Riske atmak istemedim tebrik ama artık. Tebrik ediyorum Aydın Bey.
Lütfen. İkinci baraj sorusuna doğru cevap verdiniz. 50 bin lirayı garantilediniz. Bununla beraber çift cevap joker hakkı kazandınız. Çok şükür. Son anda yarı yarıya da kullanmadınız. Evet, kullanmadım. Onu da bıraktım. Evet, bakalım. Riske ettiniz. Ama hadi şimdi bakalım. Çok değerli İsmet. Bir joker oldu tabii. Bir sonraki sorunuz garanti. Tamam. Nasıl hissediyorsunuz? İyi hissediyorum. Gayet. Sizin enerjiniz güzel. Benimki güzel. Harika. Teşekkür ederim. Devam ediyoruz o zaman. Edelim lütfen. Eda Hanım, siz ne diyorsunuz? Güzel gidiyor. Matematik sorusunu açıklayacaksınız. Evet evet, onu çıkınca direkt açıklayacağım. Ama onun da karşılığı İngilizce'de böyle telaffuzda düzeltmelerle gelir, biliyorsunuz değil mi bu işler? Evet. Hep karşılıklı olur. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet Aydın Bey, sırada 8. sorumuz var. Değerli izleyenler, 100 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Renk körlüğüyle eş anlamlı olan daltonizme, çeşitli fizik kimya yasalarına ve kendi geliştirdiği atom modeline adı verilen bilim insanı hangisidir? A. John Dalton, B. William Dalton, C. Jack Dalton, D. Averell Dalton. Evet, geldik fasulyenin faydalarına. Atom modelleri, bilim insanı. Bu Daltonlar, evet. Averell de çıkmış. Red Kit'teki Dalton kardeşleri bir gönderme yapılmış. Evet. Bu Daltonlardan acaba hangisi fizik kimya yasalarında kendi geliştirdiği atom modeline adı veren bir bilim insanıydı? Hangisiyle isim benzerliği olan? Allah. Averell'in olmadığı kesin diye düşünüyorum. şimdi süre şeyimiz yok. Süre herhalde. Kısıtlamamız yok. Evet. Şöyle bir bakalım, renk körlüğüyle eş anlamlı. Burada jokerlerden bir tanesini kullanabiliyorum değil mi? İkisini de kullanabilirsiniz. Yani eğer bu soru hakkında hiçbir fikriniz yoksa önce yarı yarıya kullanırsınız. Ha, yarı yarıya iki şık kalır, sonra çift cevabı kullanırsınız. Soru garanti olur. Hayır. Şimdi Averell, yani William... John ve Jack arasında mı bildiğim var herhalde, yok. Ha yok, bir şeyim yok bunda, açıkça söylemek gerekirse bir bilgim yok yani. Hı hı. Hiç burada yani düşünsem de sabaha kadar yani bir ışık yanacak gibi durmuyor açıkçası. Ne yapabilirim? Dediğimiz gibi jokerlerimize sarılalım. 50'den başlayalım diyorum o zaman. Tabii ki, son kararınız. Evet, 50-50 joker son karar. Yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. A. John Dalton, D. Averell Dalton. Buraya göre A. John Dalton diyorum, son karar. Averell olmaz mı diyorsunuz? Yani bilmiyorum, ama verelse de helal olsun diyorum yani. Onlar çünkü Joe, Jack falan da John Dalton yoktu aralarında diye hatırladım. Doğru. O yüzden... Tebrik ediyorum. Teşekkür Aydın ederim. Bey. Sıra geldi 9. sorumuza. Hayırlısı. Değerli izleyenler, 200 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Yürürlükte olan Türk Medeni Kanunu'na göre iki çocuklu ebeveyinden biri vefat ettiğinde normal şartlarda mirasın sağ olan eşe ve çocuklara kanunen nasıl olacak şekilde paylaştırılması gerekir?
A. %75'i eşe, %25'i çocuklara. B. Yarısı eşe, yarısı çocuklara. C. %25'i eşe, %75'i çocuklara. D. Mirasın tamamı çocuklara kalır. Evet, bir okuyalım. Yürürlük donan Türk Bayrağı kanuna göre iki çocuk ebeveynlerin şartlarla mirasın sağ olan eşe ve çocuklara kanun olması olan bir şekilde paylaştırılması gerekir. Yani mantıken yarı eşe, yarı çocuklara diye tahmin ediyorum. Fakat bazen böyle mantık işlemediği yerler oluyor miras hukukunda. Öyle mi? Öyle. Bunda böyle amcayla... Siz hangi hukuka göre ayrıldınız? Efendim? Yani bizimki böyle eş şey olmadı. Amcadan kalan bir mirastı, şeydi falan öyle bir... Hani çocuk yoktu, oradan oraya geçti. Hmm. Buradan işte anneye babaya çıkıyor orada. Çocuksuz olunca. Anladım. Yarısı eşe kalıyor. Yarısı anneye çıkıyor, yarısı babaya çıkıyor. Öyle bir şey başımızdan geçtiği için, bir de birkaç sene şeyi de olduğu için bunun mahkemesi. Oradan işte babadan olan iki çocuk var, anneden olan beş oluyor mesela. Öyle olur veya babadan olan beş, anneden olan iki. Annede olanlara daha çok geliyor falan gibi. O 25'i bölüşüyorlar. Diğerleri babadan olanları bölüşüyor. Bu başımızdan geçtiği için biliyorum bunu ama şimdi burada normal iki çocuklu ebeveyninden biri vefat ettiğinde... Evet. Normal şartlarda mirasın sağ olan eşe ve çocuklara kanundan nasıl olacak şekilde paylaştırılması gerekir diye sorulmuş. Mirasın tamamı çocuklara kalır diye bir şey yok. Eşe de kalıyor. Onu biliyoruz. D'yi zaten eledik. 25'i eşe, %75'i çocuklara da biraz şey az. Şimdi 75 eşi 25 çocuklara da olmuyor. Hani hani B, C gibi bir yani mantıken yarısı eşi yarısı çocuklara diyeceğim ama hani C de şey yapıyor açıkçası. Kaçın şeyde miyiz? Neydeyiz? Dokuzuncu soruda. Dokuzuncu soru. Kazanırsam 200. Evet. Yani şey bilirsem 200. Doğru cevap verirseniz 200 cevap bin lira. 200. Yanlış olursa 50. 50. Çift cevap joker hakkınız da var, hatırlatmak isterim. Çocukla ebeveyninden biri vefat ettiğinde normal şartlarda. Normal şartlarda yani kanun gereği özel bir miras yoksa. Özel bir miras yoksa. Yani yarısı eşe yarısı çocuklara yakın duruyor. Normal şartlar o diye tahmin ediyorum ben. Hmm. Hani, yani çünkü bir eş sonuçta bir biraz daha yani daha fazla şeyi olması lazım. %75 çok fazla diye düşünüyorum. Hani yarı eşe, yarı çocuklara daha mantıklı geliyor. Ama bu miras hukuku biraz işte biz de içinden geçtiğimiz için farklı yorumlar yapıldı. O yüzden onun mahkemesi devam etti, istinafa gitti falan. O yüzden şey... yani çarpı 2'yi kullanacağım son kararım. Peki, ilk tercihiniz hangisi olur? Yarısı eşe, yarısı çocuklara diyorum. Son kararınız mı? Son kararım. B. Yarısı eşe, yarısı çocuklara. Evet. Maalesef B şıkkı değilmiş. Şimdiki cevabınız çok önemli. Evet.
Ya 75 yaşa %25 çocuklara çok az diye tahmin ediyorum. 25 eş 75'i çocuklara. Daha mantıklı geliyor yine normal şartlarda ama işte. Yani normal şartlarda yarısı eşit yarısı çocuklara değil midir sizce de? Bir vatandaş olarak soruyorum size. Çok şükür böyle bir durum yaşamadım. Ha, çok şükür. Allah kecinden versin. Amin. Şimdi mantık çerçevesinde ben de ilerleyince öyle oldu da. Hani %75 eş, %25 çocuklar. Siz söyleyince benim aklıma yattı, yatmadı değil. Ha, değil mi? Evet, evet. Yani o açıdan yani sessiz düşünce evet, şey evet. Olarak, normal olarak yani bir vatandaş olarak şey yaptığımızda tabii ki yani hukuk dili, hukuk şeyleri çok ayrı şeyler. Onlara içine girince görüyorsunuz ben Adalet Komisyonu'nda 400-500 davaya girmişimdir. Bu genelde kuryeler Güney Amerika'dan gelirlerdi. İspanyolca, işte Portekizce konuşurlardı. Ben onlara gidip bilirkişilik tercümanlık yapıyordum işte savunmalarında. Burada mahkemelerde ağır cezalarda. Gördüm oralarda böyle fazla bazı yerlerde işte mantık şey olmayabiliyor. Hani bizim normal düşündüğümüz gibi olmayabiliyor. Hı-hı. Orada farklı ama yani burada da şimdi 75 eş %25 çocuklara iki çocuk da vermeyin. Ben artık ne olacaksa olsun diyorum. Yani şey, hangi şıkkı gidiyorsunuz? C geliyor hani çocuk yani %75 oran eşe fazla oluyor gibi mi geliyor ben kendim şey yaptığımda. Hani normali hani yarısı okey de bir vatandaş olarak düşündüğümde. Şeyde de %25 eşe %75'i çocuklara gibi düşünüyorum. Açıkça söylemek gerekirse. Yani %75 eş biraz fazla oluyor. İki çocuğa %25 hani 75 eşe kalıyor bir de %25'i çocuklara kalıyor. 12,5 alacaklar. Yani bir haksız bir durum olmuyor mu? Yok sizden bir şey almak istemiyorum. Öyle şey yani konuşma babında söyledim. Yani bana öyle geliyor. Ya Herro ya Merro diyoruz. %25'e eşe. %75'i çocuklara. Yani diyorum C. %25'i eşe, %75'i çocuklara son kararım. Eşe eşe %75 çocuklara. Evet. Çocuklara daha fazla. Hani ama şeyde ne bileyim ben dedim belki yani yarısı eşe kalır normal şartlarda hani yarı da çocuklara gibi. O çocuklar olmadığı zaman galiba öyle bir şey oluyor. Yarısı eşe, yarısı anne babaya vefat edenin işte. Anneye evet, babaya. Benim söylediğimde evet. Öyle çocuklar oluyor. Olmadığı zaman olmadığı öyle zaman oluyor. Oluyor. Demek ki çocuklar varken böyleymiş. Öyleymiş evet. Onu da öğrenmiş olduk. Allah gecinden versin. Amin. Görmeyelim yani. Amin. Bana da sordunuz böyle bir yüreğimi kaldırdınız. Ha, yok estağfurullah olur mu? Biz sizi uzun zaman görmek istiyoruz ekranlarda. Sağ olun. Şaka yapıyorum. Estağfurullah. Tebrik ediyorum.
Teşekkürler. Sıra geldi 10. sorumuza. Şimdi 10. soruya geldik mesela. Soruyu gördükten sonra çekilme mi var? Nasıl, hani onu bir... İstediğiniz zaman çekilebilirsiniz. Çekilememenin tek kuralı şeydi. Çift cevabı kullandınız, ilk cevabı verdiniz, o arada çekilemiyorsunuz. Şimdi onu bilmiyorum desem, evet. 200 bin lirayla mı çekiliyorum yoksa 50 mi? 10. soruyu gördünüz. İmkansız dediniz benim bunu cevaplamam. Tamam. 200 bin lirayla çekilebiliyorsunuz. Okey. Tamamdır. Ama yanlış cevap verirseniz 150 bin liralık bir kaybınız oluyor. O zaman 50 bin lirayla sizi uğurluyoruz. Evet. Doğru cevap verirseniz 300 bin liranız oluyor. 500 bin liralık soruyu açtırmaya hak kazanıyorsunuz. Tamam, bakalım. Hazır mıyız efendim? Hayırlısı olsun, evet, diyoruz. Evet, sırada 10. sorumuz var. Değerli izleyenler, 300 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Hangi ülkede İspanyolca konuşan kişi sayısı daha fazladır? A. Meksika. B. ABD. C. Arjantin. D. İspanya. Şimdi buraya baktığımızda ben ülkelerin nüfuslarını da söyleyebilirim size. Rahat bir şekilde. Lütfen. İspanya 40 milyon. Arjantin 45. Lakin hep o da İspanyolca konuşuyor, o da İspanyolca. Meksika 120 ile 130 milyon arasında bir nüfusu var. Hı hı. İspanyolca konuşuyorlar. ABD'de ise 350 milyon bir nüfus var. Ve çok Hispanik var. Ben Florida'da yaşadım 5 sene. Florida zaten. Herkes benimle İspanyolca konuşuyor. Birinci dil neredeyse İspanyolca, ikinci dil değil mi? Tabii birinci dil. İngilizce zaten konuşmuyorsun. Ben böyle bir yere giderdim. Hani o zaman gençim böyle. Saçlar da uzun. Böyle giderdim. Herkes Latin sanıyor. İşte diyorum ki hani bir şey, bir restoranda bir şey söylüyorsunuz, bir şey sipariş veriyorsunuz. Adam İngilizcesi az. Ya diyor, niye İspanyolca kendi dilinde versene siparişi diyor bana. Ben dedim bilmiyorum dedim. Ya diyor falan, gidiyor kızıyor. Yani öyle bir... Özünü bir tabii ya diyor, gelmiş Amerika'ya diyor, İngilizce konuşmaya çalışıyor benimle diyor falan böyle. Yani, ya kardeşim ben Türk'üm. Tamam, benzer böyle bir esmerlik falan var. Bilmem ne, saçım uzun tabii falan. Evet. Böyle. Peki o 350 milyonun içerisinde Hispanikler ne kadar vardır? İspanyolca konuşanlar. Hispanikler bayağı var. Hani Texas şey falan. Oralarda var ama hani Meksika'nın şeyini, nüfusunu geçeceğini sanmıyorum yani. ABD'de hani %30 bile olsa, yani 40 olsa geçer. Yani bu bayağı bir şey, bir soru yani. Yani ABD'de de bayağı bir, çünkü orada ikinci dil şey, İspanyolca. Sayı olarak fazla oldukları için, hani 350 milyonun %40'ı zaten konuşsa diyelim. Ne yapar? 140 milyon yapar. Yok, bu doğru. Burada... Sen oraya bakıyorsun Kenan Bey ama siz pardon. Meksika, Meksika'da da işte 130 milyon gibi falan bir şey var. Hani orada da varsa 140 milyon var. Hani %40'ı konuşuyor mu bilmiyorum ama. %40 da büyük bir oran tabii. Evet, büyük bir oran. Yani bilmiyorum şimdi neye göre şey yaptılar hani. İspanyolca konuşan kişi dersen hani her liseden İspanyolca görmüş konuşuyor diye almışlarsa %40'ı çıkabilir. Ama orijin, Hispanik orijin olarak işte Porto Rikolular, işte Kübalılar falan, bütün o göçmenleri, Meksikalıları sayarsan ABD. Ama yani 120-130 milyon sanmıyorum yani. Ya yani Meksika'yı geçeceğini. Hani Meksika büyük şey yani. Ama şey de, 3 tane İspanyolca konuşan ülke var, bir tane de ABD koyulmuş. Hani ABD'de İngilizce var falan, böyle bir şey de var yani. Bir alengirli bir şey de var, o seziyorum yani onu da. Hani artık... ikisi
sesin arasında kaldık. Hani şey de değil bu. Hani benim zamanımda belki bu kadar yoktu ama ben hani 96-2001 senesinde üniversite zamanlarında kaldım. Tabii 23 yıl geçti. Tabii 2001. Hmm. Şimdi 2024'teyiz. 2024'e girdik. 60 mıdır, azalmış mıdır sizce? Artmıştır, tabii ki artmıştır. Venezuela olayları, işte Meksika zaten güncel haberlerde de görüyoruz. Trump'ın şeyi, duvarları değil mi? Duvarı atlayan veya telleri geçen giriyor zaten. O Orta Amerika ülkelerinden işte Guatemala'lar, El Salvador'lar, oralardan da gidiyorlar. Küba keza işte falan. Ama işte şey var mı ya, o kadar oldu mu? Şeyim o. Hani 120 Meksika'nın 120-130 milyonunu geçmiş midir? Geçmiş olabilir diye düşünüyorum. Ne yapmayı düşünüyorsunuz Aydın Bey? Yani şimdi... Yani %30 falan kesin var da. Yani 100 milyonu geçmiştir de. Yani onu okeyim ama işte o şeyi geçmiş mi? Hani şimdi Meksika'yı açıp, geçtim. Google'a baksak biri 120, biri 130 falan gibi bir şey çıkabilir yani. O açıdan şeyim. Şüphedesiniz biraz. Evet. Yani bilmiyorum ama hani Texas, Los Angeles, Florida, New York bayağı bir yerde konuşuluyor da. Yani Meksika'dan fazla mı işte? Orada kaldık. Hepsi de gittiğim ülkeler. Yani çok az farkla birbirinden şeydir yani, bu Meksika ile ABD kesin zaten de ikisinden biri. Evet. En az yani İspanyolca konuşan İnsan en az hangi ülkededir denseydi direkt İspanya mı derdi? Direkt İspanya'ydı tabii o kesin. En az İspanya'da konuşuluyor. O da güzel soru olurmuş. Çünkü ama sizin için çok kolay bir soru. Evet, kolay olurdu. O direkt İspanya derdim oraya. Çünkü İspanya 40 küsür milyon. Yani Arjantin'den fazla değil nüfusu. Hı hı. Onu biliyorum. Meksika zaten büyük ülke. Ama ABD, Meksika şey... hani Meksika direkt şey, ABD'de bayağı bir yükseldi şeyler. Zaten... İşte o Trump da şeyde bunun önüne geçmek istiyorlar. Yani ülkenin işte yarısına yakını Hispanik olmaya gidiyor. Hmm. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ya işte bir Joker'im daha olsaydı. Ya bir de yani şey... Alakalı bir yerden geldi. Evet. Ama tam böyle... Hani iki tarafta da böyle bilemezsem yani... falan yapıp... diyeceğim bir soru. Ha,
Yani ABD'de geçmiş olabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü burada üç tane İspanyolca resmi dili olan ülke koyulmuş. Bir de ABD var, resmi dili İspanyolca değil. İkinci dil olsa da kişi sayısı olarak Meksika'yı geçmiş olabilir. Hani ya geçti ya geçecektir yani. Belki şimdi geçmemişse birkaç seneye geçer diye tahmin ediyorum. Çünkü Meksikalılar ABD'ye gidiyorlar. Yani şimdi çekilmek de istemiyorum ama yani şeyde de 50-150 şeyi var. Çekilme hakkım var hala değil Tabii mi? Tabii ki. Ha. Sonra onu da kaybetmeyelim. Fazla uzattınız falan deyip siz de. Tabii o hakkınız gitti artık Aydın Bey. Ya ben şöyle bir kötü bir şeyim var yani. Çekilme yapmak istemiyorum yani öyle bir karakterim yok. Bunu her zaman yani yurt dışında da yaptım, her zaman hiç... Çekilmek zorunda değilsiniz Aydın Bey, cevap da verebilirsiniz. Yok işte onu diyorum, çekilmek olmadığı için hani büyük ihtimalle cevap vereceğim zaten. Yani daha fazla İspanyolca, ABD 2024'te geçmiş olabilir diye düşünüyorum. Artık Meksika'da çıkarsa da yakın çıkar. ABD. B şıkkı. ABD. Son karar. Hayırlısı olsun. %40 biraz fazla değil mi ya? Çok ciddi bir oran %40. Ya ikinci dil veriliyor. Konuşanlar fazladır yani. Ama şimdi popülasyon mu, Hispanik kökenliler mi? Yani Amerikalılar da ikinci dili İspanyolca biliyorlar. Onu saymamışlarsa Meksika'dır. Yani yapacak da bir şey yok artık. Yani ben %15-20'ler falan diyordum. 20'ler mi? Tabii. Yani ben 30 zaten falan yani geçti diye sanıyordum yani. 20 olsa 70 milyon yapıyor neredeyse Arjantin, İspanya'nın şey, toplamı ama kadar. Ama oraya ABD'yi şey yapınca... İşte o da tam sizin kafanızda bunları düşündürtmek içindi. Evet düşündürttü çünkü vallahi. Yani biraz Amerika'yı bilen bu birisi sefer olmasanız... Bu sefer ben sizi tebrik ediyorum. Amerika'yı bilen birisi olmasanız bence bu kadar üzerinde durmazdınız. Evet. Direkt ama Meksika derdiniz. O kadar çok ki. İşte Florida'da okuduğunuz için ve oradaki İspanikleri bildiğiniz için... Los Angeles'a gitseniz aynısı. Hani Texas keza, New York. Neredeyse güney değil mi? Tabii güney komple yani. Kuzeye bile Hani bir ortalar falan kalmış yani. Ha Meksika geldi ama ABD'yi koyunca oraya tebrikler. Kafamı karıştırdınız yani. Teşekkür ederiz ne demek. Benim hiçbir emeğim yok ama. Ben teşekkür ederim. Yok biliyorum canım biz de latife yapıyoruz burada size. Nasıl geçti yarışma Aydın Bey sizin için? Güzel geçti, heyecanlı. Ben yani hoşnut oldum açıkçası. Harika. Evet. Yani bir hani yine çok bilmediğim bir soru da değildi. Sağlık olsun. Hani şimdi benim İspanyolca tercüman arkadaşlar bunu görünce ben de biraz ilk konferansta bayağı bir kafa yapacaklar, dalga geçecekler ama artık onu da sineye çekeceğiz. 50 bin lira artı biraz eğlence bence güzel. Güzel güzel sizi tanıdık. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum Aydın Bey. 50 bin lirayla uğurluyoruz sizi. Böyle alın efendim lütfen. Tebrik ederim. Çok memnun oldum. Teşekkürler ben de. Görüşmek üzere. Aslı Aleyna Alan geliyor. Merhabalar Aslı. Aslı hoş geldin. Hoş buldum. Merhabalar. Merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Heyecanlıyım.
Enerjiyim. Siz nasılsınız? Harika. İyiyim aslında. Teşekkür ederim. Seni kadar enerjik olmasa da idare ediyoruz. Ay, enerjik olun lütfen. Teşekkür ederim. İnşallah. Seni tanımak isteriz. Ben Aslı Aleyna Alan. 20 yaşındayım. Üniversite öğrencisiyim. Tıp fakültesinde okuyorum. 3. sınıfta okuyorum. Nerede? İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde okuyorum. Hı hı. Aslen Mardinliyim ama doğma büyüme Batmanlıyım. Yani Batmanlı sayılırım aslında. 3 yıldır da İstanbul'dayım. Kuzenimle birlikte geldim. Heyecanlıyım yani şu an daha nasıl tanıtayım, nasıl ilerleyeyim onu düşünüyorum. Hobilerin neler aslında, neler yaparsın? Sizi gördükten sonra heyecanlandım bu öyle arada. Mi yani. Hobilerim şöyle... Yani aslında şu an tıp okuduğum için buna yönelik birazcık daha aslında hani hayatımı ilerletiyorum. Hmm. Ama hani aktif olmaya çalışıyorum okul kulüplerinde olsun, tıp hayatımda olsun. Ama tabii ki onun dışında da işte basketbol oynuyordum lise dönemimde. Şu an biraz devam edemiyorum ama hobi olarak ilerliyorum. Biraz işte bir dönem piyano çalıyordum. Yani çok kısa bir dönemde ama keyif almıştım. Yani ilerletebilirim her an. Evet. Her an her tekrar şey olabilir. Tekrar başlayabilirsin. Aynen. Bu şekilde şu anda yani... Hayatımın birazcık daha başlarında olduğunu düşünüyorum. Hayata karşı biraz daha hevesliyim. Böyle 20 yaşının verdiği o heyecanla da buraya katıldım, geldim. İyi yaptın Aslı. Ayaklarına sağlık. İyi ki geldin. Teşekkür Kiminle ediyorum. Geldin? Kuzenimle geldim. Sözü kendisine verelim. Merhaba, hoş geldin. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim, heyecanlıyım. Sizi gördüm, çok iyi oldum. Teşekkür ederim. Seni de tanımak isteriz. Ben de Aylin. Aslı'nın ablası sayılırım yani. 23 yaşındayım. Ben de yeni doktorum. Hayırlı olsun, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Şu an için hekimlik yapıyorum. İşte doktoramı planlıyorum. Bu şekilde geçiyor hayat. Çok güzel. Aslı'yı destekliyorum. O dediği gibi çok enerjik bir insan. Bu yüzden çok farklı şeylerin içinde bulunuyor. Bu yüzden çok bilgili olabileceğine inanıyorum. Nedir o çok farklı şeyler? Yani çok aktif bir insan. Çok farklı kulüplerin, etkinliklerin, festivallerin içerisinde bulunuyor. Bunların planlaması, programlamasında çalışıyor. O yüzden hani pek çok alanda aktif olduğunu organizasyonların düşünüyorum. İçinde de bulunuyor. Evet, organizasyonların içinde bulunuyor. Böyle tıpla ilgili hani birçok nasıl desem size birliğin içerisinde bulunuyor. Bunların yöneticiliği alanlarında da bulunuyor. Çok güzel girişken olması. Evet, o girişken bir insan. O yüzden ona güveniyorum yani. Farklı şeyleri yapabileceğine inanıyorum. Zaten umarım. Biz onunla yani çok gurur duyuyoruz. O iyi kalbiyle, iyi bir insan olmasıyla. Bu yüzden... Yolu bahtı açık olsun. İnşallah, inşallah. Teşekkürler Aylin. Teşekkür Tekrar hoş geldin. Ederim. Bu arada benim de aslında kendisi idolüm. Yani o da doktor. Böyle yani aslında ondan esinlenerek de bu bölümü seçtim. Ha. İleride de onunla birlikte gerçekten böyle hedeflerimiz var. Kendi kliniğimizi kurmak adına. İşte şu an için böyle kendimiz hani aramızda konuştuğumuzda şey gibi düşünüyoruz. Hani ileriye yönelik böyle bir kliniğimiz olduğunda özellikle Türkiye için... Böyle kadınlara yönelik sağlık taramalarının bulunduğu, böyle orada ilerleyebileceğimiz bir kliniğimiz olsun diye böyle İnşallah. Hayal kuruyoruz. Böyle İnşallah. Bir hedefimiz var. Umarım güzelce gerçekleştirebiliriz. Umarım hayalleriniz gerçekleşir. Kuzenler olarak değil mi? Kadınlarımıza sağlık hizmeti verebileceğiniz o hayalinizdeki kliniği gerçekleştirirsiniz. Şansınız yanınızda olsun, bahtınız açık olsun kızlar. Teşekkür ediyoruz. Aslı, kuralları biliyorsun. Evet, biliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Kapağında konu anlatımlı soru bankası yazan bir kitap, bir kitap evinin bölümlere ayrılmış raflarında muhtemelen hangi başlık altında yer alıyordur? A. Aşk macera, B. Bilim kurgu fantastik, C. Dünya klasikleri, D. Sınavlara hazırlık. D. Sınavlara hazırlık, son kararım eminim. Tebrik Bu soruyu... ediyorum. Tıp öğrencisi olduğum için falan geldi galiba. Böyle YKS döneminin o yoğun günlerinden sonra. Tebrik ediyorum Aslı. Sırada ilk beraber sorumuz var. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisini diyen biri deyime göre bahsettiği şeye hayranlık duyduğunu anlatmak istiyordur? A. Gözümü ondan alamıyorum. B. Dişimi ondan ayıramıyorum. C. Kulağımı ondan koparamıyorum. D. Burnumu ondan çekemiyorum. A. Gözümü ondan alamıyorum. Eminim, son karar. Aslı, tebrik ediyorum. İlk barajı geçtin, 5000 lirayı garantiledin. Ay,
Vallahi şükürler olsun. Yani maraton böyle koşmuş gibisin, bir yorulmuş gibisin. Evet, yani hani biraz böyle ilk soruyu geçimle bir rahatlayayım, bir nefes alayım diyordum. Onun için şu an çok keyifliyim. Bir hedef var mı aklında? Yani şöyle, aslında buradan kazanacağım ücretle TUS hayatıma yönelik bir harcama yapmak istiyorum. Aynı şekilde belki hani benimle birlikte tıp okuyan birinin eğitim hayatına dokunmak istiyorum. Onun için güzel bir şey kazanmak istiyorum. Yani hani birkaç insana daha dokunabileceğim bir şey kazanmak istiyorum açıkçası. Kardeşin var mı aslında? Evet. Kaç kardeşsiniz? Ay, bu arada ben heyecandan unuttum. Benim kardeşim, bir erkek kardeşim var, 15 yaşında. Ve size iletmemi istediği bir mesajı var. Onu da bakın unutuyordum, hatırlattığınız için teşekkür ediyorum. Sizin dizilerinizi çok severek izlediğini ve sizi çok sevdiğini belirtmek istedi. Adı da Kerem. Kerem Aslı mi? Ve Kerem şeklindeyiz hatta böyle. Kerem'e sevgiler buradan. Öyle, teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz Aslı. Sırada 3. sorumuz var. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. En yaygın bilinen tarifine ve sözlük tanımına göre hangisini yapacak kişinin yoğurda ihtiyacı vardır? A. Mercimek çorbası. B. Ezogelin çorbası. C. Yayla çorbası. D. Şehriye çorbası. C şıkkı, yayla çorbası son kararım. Tebrik ediyorum Aslı. Aile burada mı? Mardin veya Batman'da mı? Batman'da yaşıyorlar. Ama şu an böyle telefonun başında bekliyorlar. Sen nerede kalıyorsun peki burada? Ben yurtta kalıyorum. Yemek yapma çok olmuyor yurtta anladığım kadarıyla. Hiç yok. Ben de zaten yemek hiç sıfır yani. Onun için yurtta kalıyorum. Hani annem de evde kalmamam için kesinlikle beni böyle şey yaptı. Hani yurtta kalmam için zorladı yani. Hani maalesef yemek konusunda kötüyüm. Öyle mi? Bir de zamanım yok. Hani full okul, ders. O biraz zamanın ötesinde bir öyle şey. Yani, sanırım yemek yapma, yemek sevme. Umarım ileride bana yemek yapacak birileri olur. Yalnız umarım Aslı. Dördüncü sorumuza geçtik. 10 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. Mirkelam'dan dinlediğiniz şarkının adı nedir? A. Tavla. B. Dama. C. Satranç. D. Domino. Yani biliyorum. Tavla olduğunu düşünüyorum. İlk başta böyle bir şey yapmaya çalıştım. Hatırlayamadım. Ama tavla olduğunu düşünüyorum. A şıkkı eminim. Son kararım. Tebrik ediyorum Aslı. Ay, burası çok farklı bir yermiş bu arada. Ben bunu bile unutmak üzereydim. Beşinci sorumuza geldik. 20 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Playoff sisteminin uygulandığı Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun lideri 8. ile eşleşirken lig 3.'sü kaçıncı sıradaki takımla eşleşir? A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. Soruya dair hiçbir fikrim yok. Onun için telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Buğra Keser, Mehmet Şahin, Yiğitan Pamuk. Kimi arayalım? Buğra Keser demek istiyorum. Yakınınız nedir Aslı? Liseden arkadaşım. O da YKS Batman birincisi olmuştu. Şu an ona güveniyorum. Bilemese de canı sağ olsun. Bakarız sonra. İlerleriz yani. Böyle. Umarım doğru cevap verir Buğra. Nerede okuyor Buğra? Boğaziçi'nde bilgisayar mühendisliği okuyor. Bilgisayar mühendisi? Evet. İyi bir derece yapmış belli ki. 191. olmuş diye. 191. Evet. Bana kızmaz umarım bunu söylediğim için şimdi bilemezse falan ama bileceğine inanıyorum. Bakalım. Ama bir spor sorusu bilemeyebilir. Yani, bu onun başarısına gölge getirmez. Tabii ki, tabii ki. Aynen. Yani sporda da aslında bilgili, birçok şeyde aslında bilgili. Yani biliyorum onu. Aynen, bilemeyebilir yani, şey de olabilir. Bakalım ne olacak?
İyi akşamlar Buğra. Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsın? İyi akşamlar Kenan Bey. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yarışmacımız Aslı Alan 5. soruda takıldı. Sana danışmak istedi. Evet. Aslı şimdi soruyu okuyacak Buğra. 30 saniye süren olacak. Hazır mısın? Tamam. Play-off sisteminin uygulandığı Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun lideri 8. ile eşleşirken lig 3.'sü kaçıncı sıradaki takımla eşleşir? A 4. B 5. C 6. D 7. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun lideri 8. ile eşleşirken lig 3.'sü kaçıncı sıradaki takımla eşleşir? 6. sıradaki takımla eşleşir. Tamamdır, çok teşekkür ediyorum. Buraya güveniyorum. C 6. son kararım. Eminim. Aslı sen basketbol oynadın aslında değil mi? Yani oynadım ama buna dair çok da detaylı bir bilgim yok yani. Hani keşke demeseydim. Peki basketbol sana... oynadım. Olur mu öyle şey? Birinci 8. ile eşleşirse, ikinci 7. ile, üçüncü 6. ile, dördüncü 5. ile. Hiç öyle bir bağlantı kuramadım. Belki şu an bir tık heyecanımla ilgili. Aradıktan sonra bir tık mantık yürütsem ilerleyebilir miyim diye düşündüm. Sonra Aslı tamam sakin ol, sal dedim ve bıraktım yani. Öyle diyeyim. Ve Buğra doğru cevabı verdi. Tebrik ediyorum. Altıncı sorumuza geldik. 30 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisine malak denir? A. Mandanın yavrusuna. B. Atın irisine. C. Geyin dişisine. D. Keçinin erkeğine. Yani bir fikrim var şu an ama seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler, hangisine malak denir? A. Mandanın yavrusuna. B. Atın irisine. C. Geyiğin dişisine. D. Keçinin erkeğine. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %95 oranında A şıkkı demişler Aslı. Sen ne dersin? A şıkkı mandanın yavrusuna son kararım. Senin aklındaki neydi Aslı? Aslında evet mandanın yavrusuna. Hani onu düşünüyordum ama riske atmak hiç istemedim. Seyirci jokerimi de aradan çıkartmak istedim. Hani onu kullanmış olayım şu an dedim. Emin adımlarla ilerlemek istedim. Ve yani, sıra geldi ikinci baraj sorumuza. 50 bin lira değerinde. Hazır mısın? Hazırım. Sorumuz geliyor. Yaşamın Kıyısında adlı filmde Casey Affleck'le, Blue Valentine'da Ryan Gosling'le ve Zindan Adası'nda Leonardo DiCaprio ile birlikte rol alan oyuncu kimdir? A. Eva Green. B. Marion Cotillard. C. Emma Stone. D. Michelle Williams. Yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. C. Emma Stone. D. Michelle Williams. Yani bilmiyorum açıkçası bu filmi izlemedim ama C şıkkı Emma Stone son kararım. Maalesef Aslı doğru cevap Michelle Williams olacaktı. Yani bir tık tahmin ettim. Emma Stone biraz şey geldi ama belki öyledir gibi düşündüm. Salladım yani. Evet öyle oldu. Salladın mı? Vallahi salladım. Sağlık olsun Aslı. Sağlık olsun. Sorun yok ama zaten keyif almaya geldim. Birinci soruyu da gördüm. İyi oldu, güzel oldu. Keyif aldın mı? Keyif aldım. Yani
Yani sizinle tanıştım. Onun için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Böyle bir ana olmuş oldu bana. Kesinlikle. Ailemle beraber. Mutluyum. Hayalinizin de ilk tohumunu burada ektiniz belki de. Evet. En azından kamuya duyurdunuz. Aynen öyle olduğunu düşünüyorum. Benzeki polikliniği beraber yani bir klinik açacaksınız ya. Yaptığımız her şeyin hani buna bir adım olduğuna inanıyorum en azından. Öyle. Umarım bu adımların devamını getireceksiniz Aslı. Tebrik ediyorum. 5000 lirayla uğurluyoruz seni. Böyle alın lütfen. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Nikola Hacudi geliyor. Merhaba. Önce siz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler. Gayet iyiyiz. Sizler burada olmanın mutluluğunu çıkaracağız. Bu keyfi yaşayacağız bu akşam. Çok teşekkür ederiz. Sizi tanımak isteriz. Nikola Hacudi. İzmir'den katılıyorum. Ama Gökçeada'lıyım. Çanakkale Gökçeada. Öyle mi? Ama çok küçükken ailem İzmir'e yerleşmiş. 40 günlükken. Ben onun için İzmirli olarak adlandırabilirim beni. Ya aile kökeni Gökçeada'ya dayanıyor. Tabii ki Gökçeada'ya dayanıyor aile kökenimiz. Katılmam tamamıyla kızımın sayesinde oldu. Benden habersiz bir başvuru yapmış. Öyle mi? Hatta ilk arandığımda telefonu açmadım bile. Hani reklam firmalı arıyorlar gibi. Baba aç diyor ATV'den. Kızım diyorum ATV'den kim arayacak beni falan. O anda öğrendim. Ve bugün buradayım, karşınızdayım. Bu keyfi yaşamaya geldim. İyi ki başvurmuş kızınız. Evet, kızım aynı zamanda milli sporcu. Windsurf yapıyor, rüzgar sörfü. Ve kendisi dünya ikincisi. Öyle çok mi? Çok güzel bir başarı. Onun için bir alkış rica edeyim. Tebrik yani ediyorum kızınızı. Amacımız, hedefimiz kızıma maddi destek verebilmek. Ona sponsor olabilmek babası olarak da. İnşallah güzel bir yarışma olur. İnşallah. Efendim kızım sadece Gökçeada'dan İzmir'e geldiğinizi öğrendik. Başka bir şey öğrenemedik. Sizi tanımak istiyoruz. Yani İzmir'de büyüdüm. Dediğin gibi ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, özel Türk kolejinde okudum. Eğitim hayatı nerede geçti üniversite? İzmir'de. Hangi işte bölüm üniversite? Üniversiteyi 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdim. Daha sonra dış ticaretle uğraşmaktayım. Yunanistan ve Türkiye ile ilgili çalışmalarımız var. İthalat, ihracat falan gibi mi? Daha çok ihracat üzerine. Yunanistan'da danışmalık hizmeti vermekteyiz. Yunanistan'da yatırım yapmak isteyen Türk firmalarına orada yardımcı oluyoruz. Bir de Türk-Yunan ilişkilerinin gelişmesi, barışın çoğalması için bir sürü sosyal projemiz var. Bu şekilde bir hayat idame ediyoruz. Ne kadar güzel. Kızınızla geldiniz sanırım. Evet, kızımla geldim. Sözü kendisine verelim. Biraz tanıtsın, evet. Merhabalar Dünya İkincisi. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni de tanımak isteriz. Ben Zeynep, 17 yaşındayım. Sörf yapıyorum. Liseye gidiyorum şu an hala. Lise 3'teyim. Bu kadar yani. Ne zamandır sörf yapıyorsun Zeynep? 6 yaşından beri sörf yapıyorum. 6 yaşından beri? Evet. Dünya İkinciliğini ne zaman aldın? Dünya İkinciliğimi 2023'te aldım. 2022'nin de Dünya Üçüncüsüyüm. Tebrik ederim. Üniversite sınavı bu sene mi? Seneye. 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 Başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Sen babaya başarılar dileyecek misin? Evet. Dile istersen. Baba başarılar. Teşekkürler Zeynep. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Efendim kuralları biliyorsunuz. Aşağı yukarı evet izlediğim bir program zaten. Keyifle izlemekteyiz her zaman. Teşekkür ederiz. Hazır mısınız? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Sakin, durgun olan anlamına gelen hangisidir? A. Yaramaz, B. Dingin, C. Hayta, D. Mızmız. İlk soru korkusu her zaman var ama çabuk geçelim istiyorum. B. Dingin, son kararı. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Sırada ilk baraj sorumuz var. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Müzayede ne demektir? A. Okul eğlencesi. B. Hoşgörü. C. Açık artırma. D. Tartışma. C. Açık artırma. Son kararı.
Nikola Bey, tebrik ediyorum. İlk barajı geçtiniz, 5000 lirayı garantilediniz. Evet, bu ilk baraj psikolojik korku eşiğiydi zaten. Gayet rahatız. Evet, ekran başında takip ettiğinizi söylediniz milyoneri. Evet, çok keyifli izliyorum. Yani, performansınız nerelere kadar geliyor, kaçıncı soruya kadar? Valla performansım bayağı çıktığı birkaç yarışma oldu. Ama enteresan tarafı bir keresinde ikinci soruda takıldım. İkinci soruda? Evet, bir terimdi. Yani çok da basit bir terimdi. Öyle takıldım, birkaç şey de oldu yani. Evet, o hepimizin başına geliyor Nikola Bey. Yani yalnız doğal değilsiniz. Tabii, heyecan diyelim yani ama sizin auranız çok güzel, insanı rahatlatıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. En azından bunu bir avantaj olarak kullanacağım bu gece. Eksik olmayın, sağ olun. Rica ederim. Bir hedef var mı peki şu an aklınızda? Bir hedefim yok. Yani benim için tek hedef kızıma yeterli desteği sağlayabileceğim bir hedef olabilir. Onun gerisi pek şeyimde değil. Umarım fazlası olur. Tabii ki hedef büyük. Bir de oğlum var çünkü, o da sörf yapıyor. İkinci etapta onu da belki hedefleyebilirim. Aa, çok güzel. Sırada üçüncü sorumuz var. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Elin parmak uçlarıyla bilek arasındaki iç bölümüne ne ad verilir? A. Döş. B. Ümük. C. Avuç. D. Ense. C. Avuç, son karar. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Dördüncü sorumuza geldik. 10 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Muhammed Ali'nin kelebek gibi uçar şeklinde başlayan ünlü sözünün devamı nasıldır? A. Çekirge gibi zıplarım. B. Kedi gibi tıslarım. C. Kene gibi yapışırım. D. Arı gibi sokarım. Rahmetli Nurlu için de yazsın. Zamanında boks karşılaşmamı sabahın 5'inde uyanarak seyrettiğimiz müthiş bir boksördü. D. Arı gibi sokarım, son kararım. Nikola Bey, dediğiniz gibi Allah rahmet eylesin. Yani çok müthiş bir sporcuydu. Evet, Müslüman gerçekten dünyası için çok önemli bir sporcuydu yani bir de. Çok farklıydı gerçekten. O zıplaması hala gözümün önündedir. Yani ben de büyüklerimin hatırlıyorum. Gecenin 4'ünde 5'inde evet, devlet kanalında sabah, değil mi? Yani, açıp izlerlerdi. Yani kurarlardık ve çok keyif alırdık kendisine. Evet. Joe evet. Foreman. Mekan cennet olsun. Beşinci sorumuza geldik Nikola evet. Bey. 20 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. Chorando se foi, quem dia só me fez chorar. Chorando se foi, quem dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de um amor que dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de um amor que dia não soube. Kaoma'dan dinlediğiniz şarkının adı nedir? A. La Isla Bonita. B. Lambada. C. Living La Vida Loca. D. Macarena. Riski alacağım. Buyurun. D şıkkı, Macarena, son kararım. Galiba B miydi? Macarena. Kısmet bu kadarmış. Lambada. Lambada. Evet, 90'ların şey ünlü şarkısı. Evet, evet. Maalesef. Joker kullanabilirdim. Müzisyen arkadaşına vardım. Evet, siz hatırlarsınız dedim aslında. Yani Macarena daha yeni bir şarkı. Aslında, kelime de Macarena gibi bir şey geçti içeride şarkıda. O beni yanılttı herhalde. Anladım. Galiba ondan oldu. Sağlık kısmet olsun Nikola Bey. Peki. Ayrılmadan önce söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? Ayrılmadan önce artık söylemek istediğim bir şey
Kızıma başarılar diliyorum spor hayatına. Önemli olan biz ona bir şekilde sponsor olacağız. Sizinle tanışmak güzeldi. Bu ortama tanışmak güzeldi. Çok güzel bir ekibiniz var. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Zeynep'e başarılar diliyorum. Size 5 bin lira aylık ödülünüzü böyle alın lütfen. Tebrik ederim efendim. Çok nice. Memnun oldum. Buna. Didem Miraç Özcan geliyor. Merhaba, merhaba. Merhaba. Lütfen. Didem hoş geldin. Hoş buldum. Ben Veli'ni mi bekliyorum zannettim? Yani bilemedim şu an. Acaba orada mı beklesem mi, hemen otursam mı bilemedim. Bir selamlaşsaydık fena olmazdı. Evet. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, seni tanımak isteriz. Ben Didem, 26 yaşındayım. Hollanda'dan geliyorum. Hollanda'da doğdum, büyüdüm. Orada üniversitemi okudum. Şu an İstanbul'da yaşıyorum. 2 aydır İstanbul'dayım, daha yeniyim. Eğitimci olmak istiyorum. Eğitimci olmak için tekrar üniversiteye başladım. Aile nereli? Ailem Ankaralı. Ankaralı mı? Ankaralıyız. Neresinden? Evet. Ankara'nın Şerefli Koçhisar. Koçhisar'da. Aynen. Annem sizi çok seviyor. Aşırı çok seviyor. Şöyle bir hikaye var. Bir 6-7 sene önce otelde ailece tatile gittik ve yandaki otelde siz tatil yapıyormuşsunuz. Annem sizi görmek için o kadar böyle heyecanlandı ki ama maalesef göremedi. Başka bir oyuncuyu gördü. Adını unuttum galiba, Orhan Şimşek. Unuttuysanız gerek aynen. Yok. Aynen. Öyle, sizi çok seviyor, selamı var. Aleyküm selam, benden de kendisine sevgiler, selamlar, saygılar. Çok sevinir. öyle, yani. Hobilerin neler Didem, neler yaparsın? Paten yapmayı seviyorum. Burada birazcık daha zor oluyor çünkü Hollanda dümdüz bir ülke olduğu için. Evet. Burada özel bir alan bulmak gerekiyor. Hollanda'nın tepesi yok. Aynen, hiçbir şey yok, dümdüz zaten. O yüzden... yüksek tepesinin yüksekliği de benim boyumu geçmez herhalde. Aynen ya. Öyle bir yer değil mi Hollanda? Aynen, dümdüz bir yer, aynen. Paten yapmayı seviyorum. Gezmeyi çok seviyorum. Değişik ülkeleri, değişik kültürleri görmeyi. Bisiklet sürmeyi seviyorum. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Türk tarihi seviyorum. Öğrenmek istiyorum. O yüzden buraya geldim. Daha çok bilgi edinmek için Türkiye hakkında. Türkçemi geliştirmek istiyorum daha çok. Artık öyle. İstanbul'da mı yaşayacaksın? Evet, İstanbul'da. Sebep? Sebep? Hayır bir iş mi? Yani burada da yaşamak istiyorum bir Türk olarak. Tabii ki zaten aynen. Burası memleketiniz. O yüzden öyle yani evet. Yok burada nişanlı görüyorum. Evet aynen, nişanlım da burada, İstanbul'da acaba kendisi. Acaba ondan dolayı mı hani? Ondan dolayı da aynen, o da var aynen. Ama her zaman İstanbul'a gelmek istiyordum yani, İstanbul'a. Peki evet. Sözü nişanlına verelim mi? Olur, tamam. Nişanlına gelmedin mi? Geldim burada. Burada. Bir ara ya öyle bir baktın ki tereddütte kaldın, nişanlı değiliz. Hayır hayır, burada. Nişanlısınız değil mi? Evet, nişanlıyız. Peki. Aynen. Merhaba, hoş geldin. Merhabalar Kenan Bey. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni de tanımak isteriz. Ben Mustafa, Didem'in nişanlısıyım. kurumsal bir firmada makine mühendisi, satış mühendisi pozisyonunda İstanbul'da çalışıyorum. İstanbul'da mı yaşıyorsun Mustafa? Ben İstanbul'da yaşıyorum. Hollanda ile bir alakan yok. Hollanda ile bir alakam yok. Rizeliyim aslen. Bu şekilde. Didem onu bir söylemedi yani, nişanlımdan dolayı hani böyle bir hayır işimiz var falan. Hı? Yok, söylemek istedi de ama heyecandan belki söyleyememiştir. Sen bir anlat Mustafa. Nasıl tanıştınız? Nasıl oldu bu hikaye? Biliyordum. Aynen. Bu soruyu soracağınızı tahmin ediyorduk. Biz tatilde tanıştık Bodrum'da. Ondan sonra sohbetimiz ilerledi. Konserde tanıştık. Konserde öyle mi? Tanıştık. İkimiz de müzik müziğin buluşturması. Aynen. Müziğin buluşturması. Evet. Çok güzel olmuş. Allah tamamını erdirsin diyelim. Çok teşekkür ederim. Ne zaman ederim niyet var mı? İnşallah yarışmanın sonucuna göre. Mustafa, siz de bu bana hiçbir sağlam duruş gelmedi. Kenan yarışma... Bey, yok, siz yok. De davetlisiniz bu arada. Çok teşekkür ederim. Dur, bir tarihi belirleyelim de tamam, davet hallederiz. Tarihi belirlemedik ama inşallah en yakın zamanda istiyoruz. Hayırlısıyla vaktiyle olur inşallah. İnşallah, teşekkür ederim. Güveniyor musun Didem'e? Güveniyorum. Güveniyorum ve güveniyorum. Didem aklına koyduğu şeyi yapıyor. İstanbul'u okumak istedi. Gerçekten çok uğraştı bunun için ve buraya bir şekilde geldi. Ve tuttuğunu koparan bir kız gerçekten. O yüzden bu yarışmada da başarılı olacağını düşünüyorum. Umarım, umarım. Teşekkür ederiz Mustafa. Ben tekrar teşekkür Allah tamamını erdirsin. Sağ olun. Tekrar hoş geldin. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bu tabii. Bu ilk Türkçe sınavım olacak.
Öyle mi? Evet. Aynen. Şu ana kadar gayet güzel ifade ediyorsun Didem kendini. Okuman nasıl? Güzel. Yani güzel. Türkçe okumanda da bir problem. Yani çok uzun olmasa tamam. Okeyim. Harika. Tamam. Kuralları biliyorsun. Biliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Otel müşterilerinin görevlileri uyarmak amacıyla odalarının kapı koluna astığı kartta yazan genellikle hangisi olur? A. Lütfen kapıyı alacaklı gibi çalınız. B. Lütfen kapıyı iyice zorlayınız. C. Lütfen içeri doğrudan giriniz. D. Lütfen rahatsız etmeyiniz. D. Son kararım. İçeriği de söylersen Didem. D. Lütfen rahatsız etmeyiniz. Son kararım. Tebrik ediyorum. Sırada ilk paralel sorumuz var. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Hayvanları çok seviyorum. Onlarla ilgilenip iç içe olacağım bir mesleğim olsun istiyorum diyen biri muhtemelen hangi lisans bölümünde okumayı düşünüyordur? A. Karşılaştırmalı edebiyat. B. Astronomi ve uzay bilimleri. C. Veterinerlik. D. Matematik öğretmenliği. C. Veterinerlik. Son kararım. Didem, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İlk barajı geçtin, 5000 lirayı garantiledin. Evet. Hollanda'dan takip ediyor musun Anneyle Milyoner'i? Ya aslında şöyle oldu, Ankara'daydık. Babam büyük bir operasyon geçirdi. Çok ve geçmiş sürekli olsun. Teşekkür ederim. Sürekli evdeydik ve sıkıldım. ATV'ye bakıyordum. Dedim ki ben niye katılayım? Öyle katıldım ben de. Çünkü soruları biliyordum. Hani evet, öncesinde izliyordun. İzliyordum yani, aynen. Evet. Önceden izliyordum. Evet. Nasıl, ekran başında performansın iyi midir? Hani fena değildi, bayağı yani iyiydi yani. Burada nasıl hedefin? Yani hedef zaten... Kaçıncı soruyu görürsen mutlu olursun. Yani şöyle Kenan Bey, hedef zaten siz belirlemişsiniz. 5 milyon yazıyor orada. Evet. Yani sorulara bağlı. Öyle. Bakalım neler olacak. Hı-hı. Sırada üçüncü sorumuz var. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Teşekkür. Yapış yapış genellikle nasıl havaları tanımlamak için kullanılan bir ikilemedir? A. Nemli. B. Karlı. C. Sisli. D. Rüzgarlı. Nemli galiba, sisli. Sisli de yapış yapış olur mu? Yapış yapış sisli de olmaz ya. Sisli. Yapış yapış, nemli. Nemli havada yapış yapış olur. Sisli de olmaz. Aa, nemli, son kararım. Tebrik ediyorum Didem. Teşekkürler. Dördüncü sorumuza geldik. 10 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Hı hı. H, evrende en fazla bulunan hangi elementin simgesidir? A, helyum. B, hidrojen. C, fosfor. D, azot. Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Seyirciye sormak istiyorum. Tabii ki. Hı-hı. Sevgili seyirciler. H, evrende en fazla bulunan hangi elementin simgesidir? A, helyum. B, hidrojen. C, fosfor. D, azot. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %87 oranıyla B şıkkı demişler. Didem, sen ne dersin? Yani seyirciye güveniyorum. Ben de B diyorum. Hidrojen, son kararım. Teşekkürler. Beşinci sorumuza geldik. 20 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi süpürgeyle oynanan bir spordur?
A. Basketbol. B. Curling. C. Eskrim. D. Snooker. Süpürgeyle. A değil. Curling. Curling, süpürge. Değil. Eskrim, hiç bilmiyorum. Snooker. Allah Allah. Telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. Yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Buğra Kaplan, Yasin Yıldırım, Mühreli Özcan. Kimi arayalım? Buğra Kaplan'ı aramak istiyorum. Yakınınız nedir Didem? Arkadaşım. Ne işle meşguldür Buğra? Araştırma görevlisi Işık Üniversitesi'nde. İstanbul'da? İstanbul'da, evet. Umarım doğru cevabı verir. Umarım. Senin bir fikrin var mı? Yani C eskrim ne olduğunu bilmiyorum. Snooker ya C ya D bence diye Anladım. Düşünüyorum. Hı-hı. Bakalım Buğra ne diyecek? Evet. İyi akşamlar Buğra. Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsın? İyiyim Kenan Bey. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yarışmacımız Didem Özcan 5. soruda takıldı. Sana danışmak istedi. Tabii buyurun. Didem şimdi soruyu okuyacak Buğra. 30 saniye süren olacak. Hazır mısın? Hazırım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hangisi süpürgeyle oynayan bir spordur? Basketbol, curling, eskrim, snooker. Hangisi süpürgeyle oynayan bir spordur? Basketbol, curling, eskrim, snooker. Curling olduğunu düşünüyorum Didem. Emin misin? Eminim. Tamam. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler Buğra. Süpürgeyle curling. Allah Allah. Yani Buğra eminse inşallah doğrudur diyorum. O zaman B curling son kararım. Evet. Lütfen doğru olsun. Curling'i hiç izlemedin mi Didem? Ya curling yaptım aslında da süpürge nasıl oluyor? Curling'i yaptın mı? Yaptım galiba ya. Nasıl bir ortamda yaptın? Nasıl bir şey? Curling'i nasıl anlatırsın bize? Doğru. Şimdi Kenan Bey ben başka bir sporla karıştırdım galiba. Curling. Böyle buz zemin üzerinde. Evet. Bir tane atıcı vardır. Evet. Diğer iki kişi de ellerindeki süpürgeyle yani büyük bir taş yani böyle tencere gibi bir diske düşün taştan. Hı-hı. Onun böyle bir kulbu var. Hı-hı. Böyle iterler onu bir hedefe doğru. O hedefe gitmesi için çünkü orada da diğer takımın gönderdiği taş var. Onu oradan çıkartıp kendi taşın oraya gitmek için diğer iki takım arkadaşı onun gideceği yolu belirlemek adına orayı böyle buzu birazcık eritip Hı-hı. o diskin oradan gitmesine yardımcı olurlar. Hı-hı. Ellerindeki şeye de süpürge deniyor. Evet. Buzun üzerinde oynanan böyle büyük disklerle. Ya aslında ben curling oynadım ama çiftlikte oynadık. Buzun üstünde değil. O yüzden yani... Yani bilemedim. Çiftlikte nasıl Çiftlikte. Oynadınız? Nasıl oldu o? Yani bir iş eventti. İş event olarak yani curling yaptılar. Yani ona da curling mi diyorlar? Aynen curling dedikleri için biraz karıştırdım ben de. O Bence da. Çiftliktekiler karıştırmıştır. Olabilir aynen. Didem. Olabilir. 6. sorumuza geldik. 30 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisine tırmanan bir dağcı Rusya veya Kazakistan'dadır? A. Ant Dağları, B. Pireneler, C. Ural Dağları, D. Atlas Dağları. Hangisi tırmanan bir dağcı Rusya veya Kazakistan'dadır? Ant Dağları. B değil bence. Atlas Dağları. Atlas Dağları nerede? Ural Dağları. Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Yarı yarıya. Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. B. Pireneler, C. Ural Dağları. Pireneler, Ural Dağları, Pireneler, Kazakistan, Rusya, Ural Dağları. Ben inşallah doğrudur. Son 10 saniye Didem. C. Ural Dağları son kararım. Thank you.
Zaten başında Pireneler değil demiştim. Aynen. Evet. Doğru. Pireneler çünkü İspanya-Fransa arasında dağlar. Evet, aynen. Ant Dağları Güney Amerika'da, Atlas Dağları Afrika'da, Ural Dağları da Rusya ile Kazakistan'da. Tebrik ediyorum Dinem. Sıra geldi ikinci baraj sorumuza. 50 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz, sorumuz sonra gelecek. Tamam. Dinlediğiniz This I Love adlı şarkıyı hangi grup seslendirmektedir? A. Guns N' Roses, B. Pink Floyd, C. Led Zeppelin, D. AC/DC. Ay. Led Zeppelin, Pink Floyd, AC/DC. Kim acaba ya? Hiç bilmiyorum aslında. Keşke Türk şarkısı çıksaydı. En iyisi şarkı olarak Pink Floyd değil bence. Led Zeppelin. Süren azalıyor Didem. D, AC/DC son kararım. AC/DC'nin vokali için biraz ince değil miydi? Axl Rose'un sesini dinledik. Ya. O tiz ses ondan çıkardı. Guns N' Roses. Yabancı müzikle çok aran iyi değil Yok, midir rock hiç müzikte? Değil. Ben hiç dinlemiyorum. Ben Türkçe şarkı dinliyorum daha çok. Öyle geliştirdim Türkçemi zaten. Memleket hasretiyle değil mi? Hep Türkçe şarkılar dinledin herhalde. Yani Türkçe şarkılar daha güzel ya. Bunu niye dinleyeyim ben? Yani. O yüzden Pink Floyd olmadığını biliyordum. AC/DC yani. Ne bileyim böyle şey geldi. Değişik geldi. Ha, bilmiyordum. Keşke Türkçe olsaydı. Üzüldüm. Eklemek istediğin bir şey var mı ayrılmadan önce Didem? Yani bu soruda Türkçe şarkı olmak isterdim. Ama olsun. Yarışmada olmam çok mutlu oldu. Başka farklı istediğin sorular var mıydı? Başka farklı sorular. Yani bilmem. Bu siparişi ilk defa duydum da. Okay, tamam. Aslında çok sevindim burada olduğuma. Çok güzel bir deneyim oldu. Sizinle tanışmak çok mutlu etti beni. Çok teşekkür ederim. Çok güzel yani. Güzel bir atmosfer. Teşekkür ederim Harika, herkese. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. Aynen, çok teşekkür ederim. Şimdiden mutluluklar diliyorum. Hı-hı. Tebrik ediyorum. Seni 5 bin lirayla uğurluyoruz. Böyle alın lütfen. Hı-hı. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Burada. Değerli izleyenler, Milyoner'in sonuna geldik. Son kararlarınız size hep mutluluk getirsin. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. We'll be right back.